Evet, başlayabiliriz herhalde. Saat 1'e 3 geçiyor. Herkese merhaba. Güzel bir gün diliyorum. Türkiye'de olanlara iyi akşamlar, buradakilere iyi günler. Bugün sizlere arkadaşım eczacı Meltem Birin ile birlikte vitaminler ve mineraller ve bunların antiviral mekanizmaları üzerine bir konuşma yapmak istedik. Daha çok bu yani scientific dilden uzaklaşıp herkesin anlayacağı bir şekilde hazırlamaya çalıştık. O nedenle yararlanacağınızı umuyoruz. Ben öncelikle katıldığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Tabii Meltem'e de bu daveti kabul ettiği ve bugün bizlerle olduğu için teşekkür ediyorum. Kendisi benim 24 yıllık arkadaşım. Şu Ay an bu İstanbul'da kadar olmuş. yaşıyor. Meltem, sen ekranını paylaşırken ben seni biraz anlatayım. Tamam. Meltem, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olduktan sonra Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde klinik eczacı olarak çalışmaya başladı. Sen kendini unmute ettin Meltem. Herkesi mute ettim. Evet, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde klinik eczacı olarak çalışmaya başladı. O arada da eczacılık bölümünde, Tıp Fakültesi Farmakoloji bölümünde farmasi master'ı yaptı. Daha sonra ben kendisini zaten Kocaeli Üniversitesi'nden tanıyorum o yıllardan. Sonra bizi hayat farklı ülkelere serpiştirdi böyle. Ama o eğitimine orada da devam etti. Paris'te Descartes Üniversitesi Klinik Eczacılık bölümünde eğitim aldı bir süre. Sonra Türkiye'ye gidip gelerek Altınbaş Üniversitesi Klinik Eczacılık Fakültesi'nde eğitmen olarak çalıştı. 4-5 yıl sanırım Dört çalıştı yıl. bu Dört şekilde. yılı geçti, evet. Bu senede Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde gene Klinik Eczacılık Fakültesi'nde konuk eğitmen olarak ders veriyor. Meltemciğim, tekrar hoş geldin. Şimdi söz Hoş sende. bulduk. Maximize diyoruz. Teşekkürler. Sesimi rahatlıkla duyabiliyorsunuzdur inşallah. Tamam. Ben size şimdi bir dakika. Ne oldu? Çok özür diliyorum. Normalde şey olması gerekiyordu. Tamam. Şimdi ben size vitamin ve minerallerden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Özellikle bu COVID-19'dan sonra almış olduğumuz bu supplementer dediğimiz besin destekleri çok önem kazandı. Bu yüzden bu konuda bir sürü yerde eğitimler veriyoruz. Özellikle eczacılar da bu konuda eğitimlere katılmaya başladılar. Halkı bilinçlendirmeye, her şeyin alınmaması gerektiğini söylemeye başladılar. Biz de yavaş yavaş başlayalım. Şimdi genel tanım yapalım. Vitamin ve mineraller ne demek? Vitamin ve mineraller yağ ve karbonhidratlardan farklı olarak kalori veren maddeler değildir. Yaşamın sürdürebilmesi için bu besin maddelerinin mutlaka yiyecekler ile dışarıdan alınması gerekmektedir. Yani esansiyel maddelerdir ve insan vücudunda yapılmazlar. Bunlar vücudun yapı taşlarını oluştururlar ya da vücutta meydana gelen biyokimyasal olaylara etki ederler. Vitaminler vücutta meydana gelen metabolik reaksiyonların gerçekleşmesinde rol oynayan organik bileşiklerdir. Vitaminler tanım olarak insan hücresinde sentezlenmezler, esansiyellerdir ve yiyeceklerle birlikte alınırlar. D vitamini ise bir vitamin değil, hormondur. Güneş ışınlarının etkisiyle deride kolesterolden sentezlenmektedir. K vitamini ve biyotin bağırsak florasında mikroorganizmalar tarafından üretilir ve insan ihtiyacını karşılarlar. D ve K vitaminleri ve biyotin dışındaki tüm vitaminler diyetle, yani bitkilerden ya da hayvansal ürünlerden alınmaktadırlar.
Şimdi vitaminler genel olarak yağda çözünen vitaminler ve suda çözünen vitaminler olmak üzere ikiye ayrılırlar. Kısaca söylemek gerekirse suda çözülen vitaminler, yani eriyen vitaminler, bir tanesi bunların B kompleks vitaminleridir. Bunlar enerji metabolizmasında rol oynamaktadırlar. B1 vitamini tiamin olarak geçmektedir. B2 vitamini, B3, B5 ve biotin bu gruptadır. İkincisi ise yine suda eriyen vitaminlerin ikinci grubu ise kan yapımında rolü olan vitaminlerdir. Bunlar B12 vitamini, yani siyanokobalamin ve folik asittir. Ya da metil kobalamin de diyebiliriz buna. C ise, yani diğerleri, yine suda eriyen vitaminlerden B6 vitamini, yani piridoksindir. Artı bir de C vitamini bulunmaktadır. Bunlar vücudumuzda antioksidan olarak görev yapmaktadır. Yağda çözünen vitaminler ise A vitamini, E vitamini, D vitamini ve K vitamini olarak görev yapmaktadır. Şimdi vitaminlerin stabilitesi. Genel olarak yağda çözünen vitaminler pişirme esnasında bozulmazlar. Yani bunları biz rahatlıkla pişirebiliriz, sorun olmaz. Ancak suda çözünen vitaminler pişirme suyunda çözünürler ve ısıyla bozulabilmektedirler. Riboflavin diğerleri kadar kayba uğramaz, fakat diğerleri mutlaka suda kayba uğramaktadırlar. Etler ızgara ya da kızartma ile tiamini %25 ya da daha az oranda kaybetmektedirler. Sabit, düşük ısıda pişirmek etin lezzetli olmasını sağlasa da besin değerini düşürmektedir. Sebze ve meyvelerin pişirilmeden önce suda bekletilmesi de vitamin kaybına neden olmaktadır. C vitamini pişirme esnasında besin değerini en çok kaybeden vitaminlerdendir. Bu nedenle sebze ve meyveler çiğ tüketilmeli ya da en az ya da çok az miktarda bir su ile pişirilmelidir. En iyi yöntem buharda pişirilmeli ya da fırın ya da mikrodalga ile pişirilmelidir. Özellikle tiamin, riboflavin, piridoksin, folik asit ve askorbik asit içeren sebzeler için bu yöntem çok faydalıdır. Şimdi yağda çözünen vitaminler gördüğünüz üzere ADEK olarak yapılıyor ve biz A vitaminiyle başlayalım. A vitamini görme, büyüme, üreme, embriyo gelişmesi, kan yapımı, bağışıklık sistemi ve doku hücresi farklılaşmalarında gerekli bir vitamindir. A vitamini yağda çözünür, ısıya dayanıklıdır. Emilimi için safra asitlerine ihtiyaç duymaktadır. Vücuttaki çalışmalarındaki görevleri ise şunlardır. Vücudun hastalıklara karşı bağışıklık sisteminin oluşumuna yardımcıdır. Kemik dokusunun ve üreme sisteminin gelişimine yardım eder. Gözlerinizin karanlıkta normal olarak görmesine ve alacakaranlığa alışmasına yardımcı eder, olur. Ayrıca hidrokortizon sentezi için ve epitel doku yapımı gelişimi ve korunmasında görev alır. Karotenoid formları bir antioksidan olarak çalışırlar ve çeşitli kanser türleri ile yaşlanmaya bağlı hastalıklara karşı koruyucu etki göstermektedirler. Bunun dışında diş gelişiminde ve büyümede de etkili olmaktadırlar. Vitamin A'nın özelliklerinde hayvansal kaynaklarda 3 doğal formda bulunmaktadırlar. Retinol, yenilenme prosesinde ve üremede rol almaktadır. Retinal, görme fonksiyonlarında rol alır. Retinoik asit ise vitamin A'nın aktif formu olup büyüme, diş ve kemik gelişimi ve hücre farklılaşmasında önemli rol almaktadır. A vitamini yetersizliğinin en önemli belirtileri. A vitamini eksikliğinde ilk olarak karanlıkta görmeyi sağlayan bir madde olan rodopsin sentezinin aksaması sonucunda gece körlüğü ortaya çıkmaktadır. Bu durum tedavi edilmezse hızlı görme kaybı gelişmektedir. Gözün dış yüzeyini örten, konjüktiva adını alan epitel örtü kurur ve opaklaşır. Bu tabakanın ülserleşmesine bağlı olarak kalıcı görme bozukluğuna neden olmaktadır.
Vitamin A yetersizliği sindirim organlarında da kendisini göstermekte ve mide yaralarına neden olmaktadır. A vitamini yetersizliğinde çocuklarda normal büyüme ve gelişme sağlanamamaktadır. Özellikle çocuklarda sık görülen enfeksiyon hastalıkları, vücut direncinin düşük olması, büyümede gerilik konusunun önemini oldukça ortaya çıkarmaktadır. A vitamininde eğer çok fazla alır, A vitaminin yeterli beslenen bir birey günlük ihtiyacın 10 katı fazlası aldığınızda, yani A vitamini normal dozundan çok daha fazla alındığında vücutta zehirlenme etkisi ortaya çıkar. Zehirlenmelerin ilk belirtileri baş ağrısı, baş dönmesi ve kusma şeklindedir. Fazla alınmasında, yani çok daha fazla alındığı durumlarda karaciğerde büyüme, eklemlerde ağrı, baş dönmesi, baş ağrısı, kuru ve pul pul dökülen deri, kusma ve iştah kaybı, uzun kemiklerde kalınlaşma, saç dökülmesi, deride sararma ve kafa içi basıncının artması, sinir sisteminde hasar ve doğumsal bozukluklarda görülebilmektedir. Şimdi sıra vitamin D'de. Vitamin D aynı zamanda COVID-19 içinde çok önemli bir vitamindir. Vitamin D'nin bizim yani vücudumuzdaki vitamin D'nin normal değerler içerisinde hatta biraz daha üstünde olması gerekmektedir. Çünkü vitamin D eksikliği aynı zamanda bir sürü yan etkiye neden olmaktadır. Vitamin D yağda erir ve vitaminden çok hormona benzer. Hormona benzer etkileri vardır. Emilimi için yağ ve safraya ihtiyacı vardır. Fonksiyonları paratiroid hormon ve kalsitonine bağlı şekilde kalsiyum ve fosfat metabolizması için gereklidir. Bu da kemiğin normal mineralizasyonunu ve nöromisküler aktiviteyi sağlamaktadır. Günlük gereksinim her yaş için 10 mikrogram veya 400 internasyonel ünite olarak söylenmektedir. Prematürelerde bunun iki katıdır. Özellikle balık yağında çok bulunmaktadır. Anne sütü ve inek sütündeki miktarları ise kesinlikle yeterli değildir. Vitamin D'nin özellikleri. Vitamin D'nin iki formu bulunmaktadır. D2 kalsiferol ya da ergokalsiferol ve D3 kolakalsiferol. Diyetle alınan vitamin D'nin %90'ı ince bağırsaklardan emilmektedir. D3 ise daha hızlı emilmektedir. Bitkisel ergosterolin vitamin D2'ye veya derideki 7. dehidrokolesterolün vitamin D3'e dönüşmesi için ultraviyole ışınına gerek bulunmaktadır. Günde mutlaka 5 ya da 10, aslında bu 5-10 dakika, 15 dakika değil, 15-20 dakika desek daha doğru olur. Yüz, boyun ve kolların hatta bacakların güneşe maruz kalması gerekmektedir. Eğer bu durumda ayrıca vitamin D alımına gerek yoktur. Kalsitriolün 3-5 gün devam eden farmakolojik etkisi vardır. Bağırsaklardan kalsiyum ve fosfat emilimini arttırır. Kemiklerden kalsiyum ve fosfat mobilizasyonunu sağlamaktadır. Şimdi kan tahlilleri burada çok önemlidir. Kan tahlilinde çıkan D vitamin düzeyinizi aşağıdaki tabloya göre kolayca değerlendirebilirsiniz. Kan değeriniz 47-60 nanogram bölü mililitre arasında ise sağlıklı bir D vitamini düzeyine sahipsiniz demektir. 20 ve altında ise D vitamini eksikliği, 21 ve 29 arasında ise D vitamini yetersizliği, 30 ve üzerinde ise D vitamini normal, 150'nin üstünde ise D vitamini zehirlenmesi görülmektedir. Yani her şeyin eksikliği zararlı olduğu gibi fazlası da zararlıdır. Vitamin D eksikliği, karaciğer ve böbrek hastalıkları, malabsorpsiyon, hipoparatiroidizm, uzun süreli antikonvülsan tedavi başlıca nedenleridir. Eksikliğinde kalsiyum ve potasyum emilimi de azalır. Fosfat emilimi de azalır. Bu da kemik ve dişlerin gelişimini bozar.
Güneş ışığını doğrudan alamayan bireylerde, hızlı büyüyen çocuklarda, az güneş alan ülkelerde D vitamini eksikliği görülmektedir. D vitamini eksikliğinin yaygın olarak görülme nedeni doğal yiyeceklerden yeterince bulunmamasına da bağlıdır. Eksikliğinde çocukluk çağı raşitizmi yani retex görülmektedir. Bu hastalıktan korunmak için güneş ışınlarının yararlanmak gerekir. Pencere camları ya da kapalı giysiler güneş ışınlarını engeller. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde her gün 15-20 dakika ya da 30 dakika civarı mutlaka güneşlenmek gerekmektedir. Derinin ince ya da kalın olması ve derinin rengini de önemlidir. Açık tenliler güneş ışığından daha zor D vitamini almaktadırlar. Eksikliğinde kronik ve kronik böbrek yetmezliğinde osteodistrografi nedeniyle böbreklerde aktif forma dönüşme yeteneği kaybolmakta ve kaybolur ve kayba uğradığı için mutlaka dışarıdan verilmesi gerekmektedir. Hipoparatiroidizme de neden olmaktadır. Yani hipokalsemi ve hipofosfatemi de görülmektedir. Güneşe yeterince çıkmayanlarda mutlaka ve güneşin az görüldüğü ülkelerde mutlaka D vitamini dışarıdan verilmelidir. Vitamin D'nin eksikliğinde görülen semptomlar aşırı kilo, yorgunluk, terleme, cilt kuruluğu, kemik ağrısı, hipertansiyon ve ruh halindeki dalgalanmalar, ruh hali değişimleri, depresyon, sindirim problemleri, eklemlerde ağrı ve saç dökülmesi görülmektedir. Çok fazla kullanıldığı durumlarda yani günde 50 bin international üniteden fazla kullanıldığı durumlarda toksisiteye yol açar ve hiperkalsemi görülmektedir. Hiperkalsemi sonucunda güçsüzlük, iştahsızlık, kusma, ishal, polidipsi, poliüri, mental değişimler ve protein ürü de görülmektedir. Vitamin D eksikliğinin tedavisinde, şimdi bakın bu tabloyu ben size oturup anlatmayacağım. Sadece şu kadarını söyleyebilirim. Vitamin D eğer 20 nanogram bölü mililitrenin altındaysa birinci günü, 15. günü ve 30. gününde birer ampul D vitamini veriliyor. Depolar dolduruluyor. Sonra günlük tedaviye yani sprey olarak ya da damla olarak tedaviye geçiliyor. Kan düzeyi 20-30 nanogram bölü mililitre arasındaysa birinci günde, 15. günde D vitaminleri 2 ampul olarak veriliyor. Sonra günlük tedaviye geçiriliyor. Kan düzeyi 30-40 arasındaysa 1 ampul D vitamini veriliyor. Sonra günlük tedaviye. Bak kan düzeyi 20'nin altında ise haftada 1 50 nanomigram 6-8 hafta boyunca günlük 800'de bir international ünite idame doz 3 ay boyunca tedavi, daha doğrusu şöyle hatırlayın sadece, 3 ay boyunca tedavi uygulanıyor. Koruma amaçlı ise düzeyi 30 nanogram bölü mililitre üzerinden olanlarda günlük 800 internasyonel ünite alınması gerekiyor. Bunu kiloya bağlı olarak, damla olarak hesaplayabiliriz. Yanılmıyorsam 50 kilo civarı olanlarda, hani şimdi ezbere söylemek istemiyorum, hani bunu doktor da size açıklayabilir. 5 ya da 7 damla alınması gerekiyor diye hatırlıyorum. D ve K vitaminleri takım çalışması yapar. Bakın bu da çok önemli. Kalsiyum metabolizmasında bakıldığında D ve K vitaminlerinin birlikte çalıştıkları görülmektedir. İkisi de vücuttaki kalsiyumun idare edilmesinde çok önemli roller üstlenmektedirler. Burada D vitamininin rolü. D vitamini kanda yeterli kalsiyum düzeyini sürdürme işlemini iki şekilde meydana getirmektedir. Bunlardan bir tanesi kalsiyum eminimini arttırmaktadır. D vitamini yediğimiz gıdalardaki kalsiyumun vücuda emilmesini arttırmaktadır. İkincisi kalsiyumun kemiklerden alımını arttırmaktadır. Yeterli kalsiyum tüketmediğinizde D vitamini kanda kalsiyum düzeyini normal tutabilmek için vücudun ana kalsiyum deposu olan kemiklerden kalsiyum çekmeye başlar. Kalsiyumun alımı yetersiz olduğunda vücudumuzun kemiklerdeki kalsiyum rezervlerini kullanmaktan başka şansı yoktur. Bu da zaman içerisinde kemik erimesi dediğimiz osteoporoza neden olmaktadır.
D vitamini, şimdi K vitamininin rolü ise burada. D vitamini vücudun gereksinimlerini karşılamak için kandaki kalsiyumun yeterli düzeye çıkmasını sağlar. Ne var ki D vitamini vücuttaki kalsiyumun nerelere gideceğini tam olarak kontrol edemez. Bunun için K vitaminine ihtiyaç vardır. Zira K vitamini en az iki yoldan vücudumuzdaki kalsiyumun nereye gideceğini düzenler. Bunlardan bir tanesi kalsiyumun kemiklerde birikmesi. Yani K vitamini kalsiyumun kemiklere ve dişlere giderek oralarda birikmesini teşvik ederek osteokalsinin proteinini aktive eder. İkincisi yumuşak dokularından kalsiyumun temizlenmesi. K vitamini kalsiyumun böbrekler ve kan damarları gibi yumuşak dokulardan birikmesine engel olmak için matris GLA proteinini aktive eder. Adeta boruların içini temizleyen kireç sökücüler gibi damarların kireçlenmesinin önüne geçmektedir. Kan damarlarının kireçlenmesi ya da diğer adıyla kalsifikasyon, kalp ve böbrekle ilgili kronik hastalıkların gelişmesine sebep olduğu düşünülen faktörlerden biri olduğundan yeterli K vitamini alımı sağlığımız açısından son derece önemlidir. K vitamini olmadan D vitamini almak zararlı mıdır? K vitamini düşük olan kişilerde yüksek miktarda D vitamini almasının kan damarlarındaki kireçlenmeyi ve kalp hastalıklarını teşvik ettiği görülmektedir. D vitamini fazlalığından damar kireçlenmesine neden olacağından K vitamini alımının ise bunu önlemeye yardımcı olacağı öngörülmektedir. Şimdi vitamin E'ye geldik. Bu antioksidan özelliği vardır. Vitamin C, beta karoten ve glutatyon peroksidazdan daha güçlü bir antioksidandır. Ayrıca vitamin A kullanımını arttırmakta, selenyum E vitamin tasarrufunu arttırmaktadır. En aktif şekli alfa tokoferoldür. Doğal olarak yağlı tohumlarda, soyada, yeşil yapraklı sebzelerde, baklagillerde bulunmaktadır. Kas sisteminin normal işleyişini düzenli şekilde çalışmasını sağlayan özellikleri bulunmaktadır. E vitamini en güçlü antioksidan olarak kabul edildiği için hücreleri hasara karşı korumaktadır. Lipitlerin oksidasyonunu ve vücutta serbest radikal oluşumuna engel olmaktadır, yavaşlatmaktadır. Oksidasyon diğer yağda çözünen vitaminleri de korur ve A vitamininin emilimine yardımcı olmaktadır. Bu vitamin E vitamini aynı zamanda yaşlanmayı yavaşlatır ve yaş ile oluşan deri pigmentasyonunu da önlemektedir. E vitamini eksikliğinde en sık görülen belirtilerden biri miyopati ya da kas ağrısıdır. Uzman doktor zaman içinde meydana gelen kas liflerinin zayıflamasına bağlı olduğuna inanılmaktadır. Fakat sadece E vitamini eksikliği kas ağrısının sebebi olabilir. Ama bu konu kesin olarak kanıtlanmamıştır. Görme bozukluğu daha fazla E vitamine ihtiyaç duyulacağını gösterilen başka bir semptom retinal dejenerasyondur. Bu gözün iç tabakasına daha ince hale geldiğinde hasara neden olmaktadır. Bu vitamin eksikse bulanık görüş, odaklanmada zorluk meydana gelir. Bu süreçte E vitamininin düzenli olarak alınması gerekmektedir. Sıra vitamin K'ya geldi. Yağda çözünen bir vitamin olup emilimi için safra asitlerine ve yağ ihtiyaç vardır. Karaciğer, soya fasulyesinde, sebzelerde burada bol bulunmakta, sebzelerde ise düşük oranlarda bulunmaktadır. Kanın pıhtılaşma etmeni olarak tanımlanan vitamin K, günlük yiyeceklerimizde yeteri kadar bulunduğu ve kalın bağırsakta bakterilerce yapıldığı için yetersizliğinde oluşan bir hastalık tanımlanmamıştır. Sadece eksikliğine bağlı kanama eğiliminin arttığı eğilimi olanlarda kullanılmaktadır. Oksidatif fosforilasyonu sağlar. Pıhtılaşma prosesinde önemli bir rolü vardır. Vitamin K formu karaciğerde protrombin ve diğer pıhtılaşma faktörlerinden
faktörlerinin sentezi için gereklidir. K vitamini bileşikleri kinonlar olarak adlandırılmaktadır. K1 fitanodion yeşil yapraklı, yeşil bitkilerde vardır. Varfarinin doz aşımında aynı zamanda antidot olarak kullanılmaktadır. K1 vitamini. K2 ise menaginondur. Bu da bağırsak florasında sentezlenmektedir. K3 menadiondur. Suda çözülen sentetik bir analogtur ve etkinliği genelde düşüktür. K2 vitamini vücutta bağırsak vitaminleri tarafından sentezlenen K1 vitamininden üretilmektedir. K2 vitamini kalsiyumun kemiklere ve dişlere işlemesini sağlar. Eğer kalsiyum K2 ile desteklenmezse fazla kalsiyum yumuşak dokuya ve böbreklere çökerek zararlı etkilere yol açmaktadır. Aynı zamanda insülin direncini düşürür. Prostat ve karaciğer kan, aynı zamanda bu K vitaminleri prostat ve karaciğer kanserinde koruyucu olarak da kullanılmaktadır. Vitamin K eksikliği kanamaya neden olur. Uzun süreli antibiyotik kullanımında bağırsak florasını bozar ya da diyetle yetersiz alımına bağlı safra kesilmesine neden olur. Özellikle ikinci ve üçüncü kuşak sefalosporinler karaciğerde protrombin sentezini bozarak eksikliğe neden olmaktadırlar. Aspirin ve diğer salisilatlar da buna yol açmaktadır. Bu nedenle protrombin time'ın mutlaka izlenmesi gerekmektedir. Fazlalık belirtisi olarak da suda çözünen türevleri yeni doğan sarılığı yani hiperbilirinemi yapmaktadır. Bebeklerde K vitamini sentezlenemediklerinden tek doz olarak mutlaka verilmelidir. Kanama eğiliminin tedavisi için K1 kullanılmakta. Demin de söylediğimiz gibi böbrekler için ve D vitamini alımında böbrekler ve kemikler için kemik sentezinin organize etmesinde ise K2 vitamini kullanılmaktadır. Şimdi suda çözünen vitaminler, suda çözünen vitaminlerin çoğu ara metabolizmada kullanılan enzimlerin koenzimlerinin öncüleridir. Belirtilmedikçe suda çözünen vitaminler toksik değillerdir. Genellikle vücutta depo edilen miktarları çok azdır. Vücudun gereksiminden fazla alındığında kolaylıkla idrardan atılırlar. Bu nedenle sürekli olarak diyetle alınmaları gerekebilir, rahatlıkla alınabilir. Suda çözünen vitamin eksikliğinin belirtileri iştah kaybı, kilo kaybı, baş ağrısı, uykusuzluk, aşırı uyarılma, halsizlik, konsantrasyon bozukluğu görülmektedir. Vitamin B. Bunları şimdi çok kısa geçeceğim çünkü daha önemliler var. Vitamin B, B1 vitamini burada şunu söyleyeyim, eksikliğinde beriberi hastalığı görülmektedir ve periferal nöropati görülmektedir. 4 ya da 6 haftalık tedavisi gerekmektedir. Eksikliğinin belirtileri ekstremitelerde yani kollarda ve bacaklarda duyu kaybı, kasılma yeteneğinin azalması, ödem ve kalp büyümesi çok daha ileri durumlarda görülmektedir. B1 vitamini eksikliğinin en önemli nedeni ise aşırı alkol tüketimidir. Kuru fasulyede, yumurtada, bira mayasında, kahverengi pirinçte bulunmaktadır. Alkolizmde ortaya çıkan nörolojik semptomlar, tiamin ve piridoksin eksikliğine, hematolojik problemlerde folat ve piridoksin eksikliğine bağlıdır. Alkole bağlı vitamin eksikliği tabloları sadece diyetsel eksikliğe bağlı değildir. Alkole bağlı olarak gastrointestinal sistem fonksiyonları da değişmekte ve diyet maddelerinin emilimini engellemektedir. Ayrıca alkolizmde ortaya çıkan karaciğer problemleri besin maddelerinin depolanmasını ve aktif hale geçmesine de engel olmaktadır. Vitamin B2, bu da süt, yoğurt, badem, bira mayasında bulunmaktadır. Vitamin B2 normal dokuların oksijenlenmesi için gerekli koenzimlere dönüşmektedir. Yetersizliğinde deride yaralar yani dermatit, dudaklarda yaralar, göz çevresinde kesik şeklinde yaralar görünmekte, sinir sisteminde bozukluk, anemi görülmektedir. Gözde yanma, kızarıklık ya da ishal oluşabilmektedir. Vitamin B3 ise
Yine aynı şekilde doku oksijenlenmesi için gereklidir. Niyasin besinlerde enerjiye dönüşümünde önemlidir. Aşırı alkol alımı ve malnutrisyon eksikliğine yol açar ve pellagra olarak bilinen tabloya neden olur. Yani güneş yanığına benzer eritemler oluşmaktadır. Ayrıca 3D dediğimiz eksikliğinde 3D dediğimiz diyare, dermatit ve demans görülmektedir. Tabii bu vitamin B3'ün çok daha fazla yani çok eksik olduğu durumlarda görülen bir tablodur. Vitamin B6 suda kolay çözünür, ışığa ve alkali ortama duyarlıdır. Protein, yağ, karbonhidrat metabolizmasında yardımcıdır. B6 vitamini aynı zamanda bağışıklık sistemi için de çok gereklidir. Yetersizliği durumunda en önemli bulgu kan hücrelerinde görülmektedir. Deride yaralar oluşur. Sinir sistemi bozukluğuna bağlı olarak konvizyonlar, perifal nöropati görülmektedir. Dudak kenarlarında ve dilde yaralar, huzursuzluk ve mikrositik anemi denilen kansızlık, çocukluk çağında sık görülen B6 vitamini eksikliklerinden birisidir. Büyüme geriliği, sindirim sistemi bozuklukları, böbrekte taş oluşumu, B6 vitamini eksikliğinde görülen hastalıklardan sadece bazılarıdır. Burada tedavisinde ise piridoksin süplemanları yani besin desteği olarak oral kontraseptiflere bağlı depresyonda premenstrüel semptomları önlemede de etkili olarak kullanılmıştır. Piridoksin içeren besinler ise muz, avokado, tavuk eti, patates, ıspanak, bezelye, bira mayası sayılabilir. Ve tabii ki yumurta ve balık. Biyotin. Vücutta yağ asitleri, amino asitler ve glikoz metabolizması için gerekli koenzim görevini üstlenmektedir. Biyotin, güçlü tırnaklar ve saçları destekleyen bir protein olarak keratin üretmek için de gereklidir. Saç, tırnak ve cilt sağlığını korumada önemli rol oynar. B vitamini kompleksi metabolizma aktivitesini, beyin fonksiyonlarını, sinir sinyallemesini ve günlük fonksiyonlarının da desteklenmektedir. Yani biyotinle birlikte diğer B vitaminleri kompleks halinde kullanıldığında bunlar görülmektedir. Biyotin eksikliğinde ise saçlarda beyazlık, kırılma, saç dökülmesi, göz, burun ve ağız çevresinde pul pul kırmızı bir deri, cilt ve göz kuruluğu, tırnaklarda kırılma, depresyon, halüsinasyon, ataksi nöbetleri ve diğer nörolojik bozukluklar, el ve ayaklarda uyuşma ve karıncalanma, bakteriyel ve mantar enfeksiyonlarında karşı artan bir duyarlılık, kronik yorgunluk ve uykusuzluk görülmektedir. Şimdi biyotin ve saç dökülmesi, özellikle biyotin saç dökülmesine ve tırnak kırılmasına karşı çok sık kullanılmaktadır. Protein, kalori yetersizliği, eser elementlerin ve vitamin eksikliği durumunda da saç büyümesi ve cilt sağlığı da bozulmaktadır. Bunu güçlendirmek için mutlaka biyotin gerekmektedir. Saçlara faydasının sebebi muhtemelen kafatası derisindeki yağ metabolizmasını düzenlemesidir. Saç vitamini olarak da bilinen biyotin, şampuanlara, birçok kozmetik ve reçetesiz güzellik ürünlerine de dahil edilmiştir. Biyotin takviyeleri hem çeşitli dozlarda tek besin takviyesi olarak ya da B kompleks ya da multivitamin mineral takviyelerinde de bulunmaktadır. Birçok multivitamin mineral takviyesinde 30 mikrogram biyotin bulunmaktadır. Biyotin vitaminleri ve takviyeleri tablet ya da kapsül formlarında reçetesiz olarak temin edilebilmektedir. Vitamin B12 bu. Çok önemli bir vitamin arkadaşlar. Bunun eksikliğinde bir sürü yan etkiler ortaya çıkmaktadır. Suda çözünen bir vitamindir. Çok az miktarda vücutta depolanabilmektedir. İçeriğindeki kobalt minerali nedeniyle kobalamin olarak da bilinen vitamin, sağlıklı bir insanın karaciğerinde yaklaşık 2 miligram ya da diğer vücut bölgelerinde 2 miligram olmak üzere toplam 4 miligram olarak depolanmaktadır. Depolanma miktarı düşük olduğundan dolayı günlük olarak alınması önerilen B12 vitamini hayvansal kaynaklı gıdalarda bulunmaktadır.
İnsan vücudunda kalın bağırsak ya da ince bağırsakta az miktarda sentezlenebilen vitamin yüksek ısıya maruz kaldığında fonksiyonlarını bozmaktadır. Yani bozulmaktadır. B12 vitamini vücut içerisinde birçok mekanizmada görevlidir. Kandaki kırmızı hücrelerin üretiminde DNA ve miyelin sentezinde folik asit ile birlikte çalışır. Sinir hücrelerinin etrafını saran miyelin kılıflarının sentezinde görev alır. Amino asitler ve vücut tarafından sentezlenen B12 vitamininin geri emilimine yol açar. Çinko ve magnezyum gibi minerallerin fonksiyonlarında etkilidir. Şimdi burada B12 formları, B12 vitamininin formları. Sol tarafta algoritma olarak görülmekte. Depo şekli aqua kobalamindir. Depo ve öncül maddesi hidroksikobalamindir. Sentetik olan, yani ticari olarak hazırlanmış olan, sentetik olan ürün ise siyanokobalamindir. Homosistein ya da metiyonin bir arada kullanıldığında metil kobalamin olarak oluşmakta. Metil melani kobalamin A ve süksinil koenzim A'da adenozil kobalamin olarak görülmektedir. Şimdi beta 12 siyanokobalamin çok uzun yıllar kullanıldı. Fakat bu aynı zamanda sentetik formudur ve son yıllarda bunun vücutta siyanür salımına neden olduğu için siyanokobalamin içeren B12 ilacı alındığında detoksifikasyon ile birlikte vücutta siyanokobalamin siyanür alımına salınımına neden olmaktadır. Bu nedenle metil kobalamin alımının çok daha faydalı olduğu görülmüştür. Şimdi burada düşünüyoruz, siyanokobalamin mi verelim, hidroksikobalamin mi, metil kobalamin mi ya da adenozil kobalamin mi? Şimdi metil kobalamin özellikle depresyonda, psikolojik problemlerde, sinir hasarında, demansta, kansızlıkta ve yorgunlukta görülmektedir. Adenozil kobalamin eksikliğinde ise kronik yorgunluk, letarji yani kas güçsüzlüğü, istenmeyen kilo kaybı, uykuya meyilli olma hali ya da sindirim sorunları ortaya çıkmaktadır. Metil kobalamin hücrenin sitoplazmasında, adenozil kobalamin ise mitokondriyolarda aktive olup iş yapmaktadır. O nedenle metil kobalamin daha çok sinir sistemi ilişkili çalışılırken adenozil kobalamin enerji, kas, hatta sindirim sisteminde daha fazla etkilidir. Siyanokobalamin ve hidroksikobalaminin emilimi daha kötüdür. Bu nedenle daha çok depo formları, yani enjeksiyon olarak kullanılması daha çok faydalıdır. Yani o formları bulunmaktadır. Şimdi B12 vitamini eksikliği belirtileri genellikle kansızlığa, anemiye neden olmaktadır. Pernisiyoz anemi olarak tanımlanan kansızlığa bağlı olarak çarpıntı, efor kapasitesinde azalma, yorulma, halsizlik, konsantrasyon bozulmaları ve göz kararması görülmektedir. Dilde kızarıklık, yanma, ağız içinde yaralar, gece bacaklarda kasılmalar, kramplar görülmektedir. Ayaklarda, bacaklarda, kollarda, ellerde karıncalanma, uyuşma, zihinsel fonksiyonlarda bozulma görülür. Yani özellikle yaşlılarda hafıza kaybı, unutkanlık rahatsızlığı görülmektedir. Yaş ile B12 emilimi ve vücut tarafından depolanmasında azalma vardır. Yani yaşımız arttıkça vücudumuz B12 vitaminini az emmekte ve böylece eksikliği daha çok görülmekte. Bu nedenle demansa kadar uzanan unutkanlıklar ve hafıza kaybı göze çarpmaktadır. Buna bağlı aynı zamanda depresyona da neden olmaktadır. B12 vitamini eksikliği yeni hücrelerin sentezlenmesini engeller ve böylece metabolizmanın yavaşlanmasına neden olarak kilo alımını da arttırmaktadır. Şimdi B12 eksikliği genel olarak emilim bozukluklarına, yetersiz ya da dengesiz beslenmeye, omeprazol, glifor, metformin gibi ayrıca bazı antibiyotik gibi ilaçların kullanımına ve mide ameliyatları sonrasında görülmektedir. Yani mutlaka dengeli beslenmek önemlidir ve aldığımız bazı ilaçlarda
özellikle PPI dediğimiz omeprazol gibi mide ilaçlarında yanında mutlaka B12 vitamini de alınması gerekmektedir. Metforminde ya da antibiyotiklerde yanına B12 vitamini takviyesi konulması gerekmektedir. B12 vitamini içeren gıdalar ise karaciğer, dalak, midye, istiridye, alabalık, ringa, uskumru, ton, süt, yoğurt, peynir, yumurta bu konuda zengindir. Şimdi B12 vitamin eksikliğinin tedavisinde serum B12 vitamin düzeyleri tanıda yer 300'ün üstündeyse, şimdi 300'ün üstündeyse fazladır. 200'ü de, bu arada bu çok önemli değil çünkü bu laboratuvar testlerine göre değişmektedir. Eğer sınırda, şöyle anlatayım size arkadaşlar. Laboratuvarda diyelim ki 200 ile 300 arası çıktı laboratuvar değerlerine göre. Sizinki de 200 civarı, yani sınırda çıktı. Bakın yine sizin B12 vitamini takviyesi almanız gerekmektedir. Çünkü alt sınır eksikliğini de aynı zamanda ifade etmektedir. Mutlaka üst sınıra yakın olması gerekmektedir değerler. Buradaki değerler çok önemli değil. Çünkü laboratuvardan laboratuvara göre alt ve üst sınır normal değerleri değişmektedir B12'nin. Sınırda sonuç geldiği zaman da ya da tanıdan şüphelendiği zaman da serum homeosistein ya da metil malonik asit düzeylerinde mutlaka bakılması gerekmektedir. Eksiklik tespit edildikten sonra genellikle tedavi parenteral olarak verilmektedir. Bu tedaviye alternatif olarak da oral replasman tedavisi de yapılabilmektedir. Oral tedavi dediğimiz, eğer eksiklik 200'ün altındaysa, yani normal değerlerin çok altındaysa, mutlaka parenteral olarak IV intramüsküler formu kullanılmaktadır. İlk başta bir hafta boyunca haftada bir her gün B12 iğnesi, sonra ayda bir olacak şekilde bir yıllık süre tamamlanmakta. Bu arada da sık sık mutlaka laboratuvar değerlerine bakılması gerekmektedir. Normal düzeyine çıktıktan sonra ise belli aralıklarla 3 ay ya da 6 ay gibi aralıklarla kontrol edilmesi gerekmektedir B12 düzeyinin. Anlattım bunları. Evet. Şimdi folik asit, bu da önemlidir. Folik asit vücutta deposu yoktur. Bağırsaklardaki mikroorganizmalar tarafından sentez edilir. Vücutta görev yapılması için C vitaminine ihtiyaç duyulmaktadır. Yetersizliğinde kan yapımında azalma, özellikle gebe kadınlarda ya da çocuklarda yetersizlik belirtileri görülmektedir. Folat eksikliği nedenleri arasında beslenme bozukluğu, alkolizm, yaşlılık, hamilelik, hemolitik anemi gibi nedenler ya da belli ilaçlara bağlı nedenler görülmektedir. Klinik olarak megaloblastik anemi ya da nörolojik bulgularda görülebilmektedir. Şimdi megaloblastik anemi nedir? Kemik iliğindeki hücrelerin ve periferik kandaki eritrositlerin normalden büyük olmasıyla karakterize olmuş bir kansızlık tipidir. Yani anemi tipidir. Olguların %95'inde, yani bu anemi görülen hastaların %95'inde folik asit ve vitamin B12 mutlaka eksikliği görülmektedir. Tedaviye başlamadan önce megaloblastik aneminin nedenleri mutlaka araştırılmalıdır. Çünkü vitamin B12 eksikliği de dolaylı olarak folik asit eksikliği belirtilerine de neden olmaktadır. Yani sadece folik asit eksikliği değil, B12 vitamini eksikliği de görülmekte ya da kronik hastalıklar gibi ya da başka hastalıklarda görülmektedir. Tek başına folik asit verilmesi anemiyi düzelterek B12 vitamini eksikliğini maskeleyebilir. Bu da sonuçta nörolojik işlev bozukluklarına neden olmaktadır. Bu nedenle megaloblastik anemi tek başına folik asitle değil, folik asit ve B12 vitamini kombine olarak mutlaka kullanılmalıdır. Vitamin C, askorbik asit. Bakın bu özellikle COVID'de çok önemli. Vitamin C, hava ile temasla kolay okside olan, suda eriyen, ekşi tatlı olan, ışıkla temasta rengi koyulaşan ve ısıya dayanıksız bir vitamindir. Bağ dokuları ile arada tutan, zehirlenmeler ve ateşli hastalıklarda vücudu koruyan ve bağışıklık sistemini ise güçlendiren bir vitamindir. Vücudumuzda kan yapımı için gerekli olan demir, folik asit,
sin kana geçmesini kolaylaştırmakta ve kullanımını arttırmakta, kansızlığı önlemektedir. Antioksidan etkisi yüksek bir maddedir. C vitamini eksikliğinde diş etlerinde kanama, dişlerde anomaliler, yorgunluk, isteksizlik ve eklem ağrıları görülmekte. Aşırı eksikliğinde ise skorbit hastalığı görülmektedir. Diş etlerinde kanama, eklemlerde şiklik, ağrılarla belirti veren skorbit hastalığını tedavi eden vitamin olarak da vitamin C söylenmektedir. Ateşli hastalıklarda, sık hasta olma durumlarında, bağışıklık sisteminin yani immün sisteminin düştüğü durumlarda da vitamin C eksikliğine bağlı olarak görülmektedir. Fazla alındığı durumlarda idrarla atılmaktadır. İhtiyaçtan çok fazla alındığında böbreklerde, bakın bu da çok önemli, böbreklerde taş oluşumuna neden olmakta. İshale ve alerjik deri belirtilerine, deri reaksiyonlarına neden olmaktadır. Şimdi özellikle bu dönemlerde C vitaminini çok yüksek kullanıyoruz. C vitaminini ölçmeden, vücudumuzdan laboratuvar testleriyle ölçmeden nasıl fazla olduğunu anlayabiliriz diye sorarsanız, eğer C vitamini aldıkça diğeri oluyorsanız lütfen C vitaminini kesin. Demek ki vücudunuzda fazla var. C vitaminin günlük gereksinimini ben sadece şu kadar söyleyeyim. 1000 özellikle antioksidan eksiklerinde 1000 miligram olarak kullanılmakta. Ama bu mutlaka birkaç kere üst üste günde birkaç kere alınmakta. Yani bölünen dozlar halinde alınması daha faydalı olmaktadır. C vitamini hücre içi ve hücre dışında suda eriyen bir antioksidandır. Antioksidan koruması çok yüksektir. C vitamini ayrıca glutatyon, peroksidaz, katalaz gibi enzimleri gibi antioksidan enzimlerle birlikte de görev almaktadır. Okside E vitamini yeniden eski haline çevirerek E vitamininin antioksidan özelliğini arttırmaktadır. Kullanılabilir formları: C vitamini kristal, toz, kapsül, tablet şeklinde suda eriyen formu vardır. Ama burada en çok askorbik asit en yüksek kullanılan ve en ucuz formudur. Fakat son zamanlarda ester C denilen bir C vitamini diye yeni bir formu satışa çıkarılmıştır. Bu form C vitaminin esterlerinden oluşmaktadır ve vücutta en fazla emilimi olan ve en fazla kullanılan formu olarak verilmektedir. Ama askorbik aside göre biraz daha pahalıdır. Vitamin C ise tedavisi kademeli olarak kesilmektedir. Yoksa rebon, skorbut görülmektedir. Demin de söylediğim gibi yan etkilerinde eğer günde 1 ile 3 gram arasında alınıyorsa böbrek taşlarına neden olur ya da şiddetli ishale neden olmaktadır. Bunlardan zaten bahsettim. Şimdi sıra minerallerde. Doğada yaygın olarak bulunan inorganik maddeler olan mineraller vücudun %4 kısmını oluşturmakta. Vücut sıvıları, kan ve kemiklerin oluşumunda, sağlıklı sinir fonksiyonlarının devamı, kas gücünün düzenlenmesinde çok önemli yapı taşlarıdır. Kalsiyum, çok önemli. Kalsiyum, önemli görevleri kemiklerin ve vücut dişlerin yapımında kullanılır. Kasların kasılmasında, sinirlerin çalışmasında, normal kan basıncının sağlanmasında, kanın pıhtılaşmasında ve hücrelerin bir arada tutulması için çok önemlidir. En önemli kaynakları süt, peynir ve yeşil yapraklı sebzelerdir. Kalsiyum eksikliği hipokalsemi olarak bilinmektedir. Kemiklerde demineralizasyon, osteoporoz, tetani, retex, büyümenin duraklaması, saç dökülmesi, tırnaklarda güçsüzlük gibi problemler görülmektedir. Eksikliğini gidermek için kalsiyum preparatları oral olarak verilmektedir. Bunlar kalsiyum glikonat ya da kalsiyum klorür olarak söylenebilmektedir. Fazlalık belirtileri yani hiperkalsemi kalp bloklarına neden olur, böbrek taşlarına neden olur. Günde 4-5 gramdan fazla alındığı durumlarda görülmektedir. Bulantı, kusma, anoreksi, kas güçsüzlüğü, depresyon, sinirlilik ve hipertansiyon yapmaktadır. Eğer kalsiyum alıyorsanız mutlaka kalsiyumun durdurulması gerekmektedir bu durumda. Magnezyum, insan vücudunda bulunan ortalama 20-28 gram magnezyumun
%60'ı kemiklerde, %27'si kaslarda, %13'ü ise diğer dokularda ve vücut sıvılarında bulunmaktadır. Magnezyumun vücuttaki faydaları kas kramplarını azaltır, kemik ve dişlerin oluşumunda faydalıdır, kan basıncını önler, kabızlığı önler, migren ve baş ağrısını azaltır, anksiyete de etkilidir, uyku kalitesini arttırmaktadır. Magnezyum eksikliğine, buna biz hipomagnezemi diyoruz. Huzursuz bacak sendromu, saç dökülmesi, halsizlik, iştahta azalma, kabızlık, baş ağrısı, baş dönmesi, çarpıntı, ritim bozukluğu, uyku problemleri yaşıyorsanız mutlaka hipomagnezemi görülebilir. Magnezyum eksikliği yaratan ilaçlar, kortikosteroidler, proton pomp inhibitörleri, yani bunlar omeprazol, demeprazol gibi ürünler, gibi ilaçlar, östrojen içeren ilaçlar, antihistaminikler, antiasitler ve bazı antibiyotikler. Magnezyum çeşitleri, bakın bu çok önemli. Burada magnezyum çeşitleri nelere etkili olduğunu da söyleyebilirim. Magnezyum oksit özellikle kabızlık tedavisinde kullanılır. Magnezyum sitrat kaslara etkili olan formdur. Magnezyum malat enerji vericidir. Enerji verici etkisi vardır. Fibromiyaljide kullanılmaktadır. Magnezyum glisinat, glisin beyinde en çok bulunan amino asittir. Anksiyete ve uyku problemlerine karşı kullanılmaktadır. Magnezyum en asatil taurinat ise beyinde en etkili olan formdur. Migrende, baş ağrısı, anksiyete ve uykusuzlukta kullanılmaktadır. Ama magnezyum en asetil taurinat, söylediğim gibi migren ve baş ağrısında daha fazla kullanılmaktadır. Magnezyum glisinat ise anksiyete ve uyku bozukluğunda daha fazla kullanılmaktadır. Demir. Demir eksikliği anemisi dünyada en sık karşılaşılan anemidir. Demir vücut tarafından ihtiyaç duyulana kadar intestinal mukoza hücrelerinde ferritin olarak depolanmaktadır. Demir eksikliğinin nedenleri akut ve kronik kan kaybı, diyette az miktarda alınma, yani yiyeceklerle az demir alınması, vücut tarafından az emilmesi, çocuklarda hızlı büyüme dönemlerinde, gebelikte demir ihtiyacının artması, hamilelerde yetersiz dışarıdan demir alınım, kadınlarda adetlerde kan kaybı, örneğin burun kanamaları, hemoroid, mide ya da bağırsak ülserlerinde, poliplerde ya da gastrointestinal kanser gibi durumlarda görülmektedir. Çocuklarda kurşun zehirlenmesi sonucunda demir eksikliği anemisi görülür. Vücutta ve kemik iliğinde demir depolarının harcanması sonucu kansızlık yavaş yavaş, anemi yavaş yavaş gelişmektedir. Genellikle kadınlarda demir depoları daha azdır. Bunun için daha sık demir preparatları kullanılması gerekmektedir. Demir eksikliği anemisindeki risk grupları, doğurganlık yaşındaki çocuklar, gebeler, hayvansal besinlerden yoksun, kronik kan kaybı olan, bağırsak paraziti olan hastalar, süt çocukları, prematüre bebekler, hızlı büyüme sonucunda ergenlerde görülebilmektedir. Malabsorpsiyon olan hastalıklarda, kronik böbrek yetmezliğinde, mide kanamasında görülmektedir. Demir eksikliğine bağlı olan aneminin belirtileri solukluk, çocuklarda ise dikkat, algılama sorunları, konsantrasyon ve bozukluğu ve öğrenme güçlüğü. Pik durumlarında ise pika diyoruz, toprak, kağıt gibi besin dışı maddeleri yeme, çocuklara katılma nöbeti, glossit, dilde papilla atrofisi, kaşık tırnak, tırnaklarda kolay kırılma, ağız köşelerinde ragatlar, yutma güçlüğü ve üfürüm görülmektedir. Burada altta açıkladım bunların ne olduğunu. Tedavisi ise hemoglobin açığını gidermek ve depo demirini yerine koyabilmek için demir verilmesi gerekir. İki değerli demir, yani ferrosülfat standart oral demir preparatıdır. Erişkinlerde 150-200 mg bölü gün dozlarda oral demir kullanımında kan değerleri aneminin değerine göre 1-2 ayda bir normale döner. Hemoglobin normal düzeye ulaştıktan sonra depo demirini yerine koyabilmek için tedavi erişkinlerde 3-6 ay, çocuklarda 6-8 hafta
daha sürdürülmelidir. Toplam tedavi süresi ise mutlaka 6 ayı geçmemelidir. Tedaviye yanıtın göstergesi hemoglobin değerinin 3. haftada en az 2 gram bölü DL artmasıdır. Akut enfeksiyonlarda ise mutlaka demire ara verilir. Enfeksiyon tedavisinden sonra anemi tedavisi kaldığı yerden devam edilir. Niye derseniz? Çünkü akut enfeksiyon olduğunda antibiyotik başlanır. Antibiyotikler de biliyorsunuz vücutta demiri azaltabileceği için mutlaka o sırada demir, antibiyotik sırasında demir kullanılmaz. Önce antibiyotikler bitirilir, arkasından demir tedavisine devam edilir. Şimdi ilaç etkileşimleri. Oral demir süt ve antiasitlerle birlikte alınmamalıdır. Tetrasiklinler ve kinolanlar demir emilimini azaltırlar. Oral demir kullanımında bulantı, kusma, karın ağrısı, kabızlık, ishal gibi yan etkiler oluşabilir. Bu durumlarda ilaç tok karna alınmalıdır. Ayrıca dışkı siyaha boyanabilir. Yani bunu gördüğünüzde korkmayın lütfen. Şurup ya da damla kullanan çocuklarda dişlerde boyanabilir. Yüksek dozda demir özellikle çocuklarda toksik olduğu mutlaka unutulmamalı, dikkatli verilmelidir. Bağışıklığı güçlendiren besin destekleri, D vitaminleri, probiyotikler, N-asetilsistein, B12 vitamini, beta-glukan, C vitamini, omega 3 ve propolis sayılmaktadır. Şimdi COVID-19 pozitif, COVID-19 sırası, bu arada kullanılan bir sürü son zamanlarda yapılan yayınlarda en çok D vitamininin, B12 vitamini, C vitamini kullanılması öngörülmüştür. Özellikle D vitamini mutlaka çok önemlidir. Bir de ayrıca çinkonun da verilmesi gerekmektedir. C vitamini tabii, özür dilerim burada. C vitamini, D vitamini ve çinko üçlüsü mutlaka verilmelidir. Şimdi besin destekleri ne zaman alınmalı? Sabah aç karna demir alınmalıdır. Çay, kahve ve süt emilimini azaltır. Bu nedenle mutlaka aç karnına alınması gerekir. Vitamin C ise suda çözünen bir vitamindir. Demir emilimini arttırdığı için hani demir eğer alıyorsanız C vitaminiyle birlikte de alabilirsiniz. Kahvaltıdan sonra ise D vitamini yağda çözündüğü için yağlı bir öğüne emilimi arttırılmaktadır. Ayrıca D vitamini arkadaşlar çok azit zeytinyağına damla şeklinde kullanıyorsanız çok az bir miktarda zeytinyağına damlatılarak da içilebilmektedir. Coenzim Q10 yağlarla emilimi artar. O yüzden kahvaltıdan sonra verilir. Kahvaltıdan 2 saat sonra ise magnezyum malat enerji artışı yaptığı için sabah saatleri tercih edilir. Öğle saatlerinde yemekten sonra omega 3 ve multivitamin, yemekten 2 saat sonra B grubu vitaminleri, folik asit ve B12 vitamini, çinko, selenyum ve glutatyon, akşam yemeklerinden sonra K2 vitamini, yağda çözünür omega 3 ile birlikte verilir. Omega 3, kurkumin, bu da önemli bir antioksidandır. Antikanserojen ve antienflamatuar etkisi vardır ve yağda çözünür. Yemeklerden sonra ise probiyotik, magnezyum, N-asil taurinat, melatonin ve kolajenler kullanılmaktadır. Şimdi magnezyumlar genelde erken saatlerde alınabilir ama magnezyum, N-asetil taurinat özellikle ve glisinat da aynı şekilde uykuya, uyku bozukluğunda kullanıldığı için bunlar akşam saatleri tercih edilmektedir. Şimdi bu besin desteklerinin gerekli olduğu durumlar nelerdir? Düşük enerji içeren diyet tüketenler, yani aldıkları yiyecekleri yeterli olmayanlar, yeterli ya da dengeli beslenmeyenler, vejeteryanlar, demir yetersizliği anemisi olanlar, bebekler, D vitamini yetersizliğine önem ve çocuklar, gebe ve emzikli kadınlar, demir, folat ve B12 vitamini özellikle gebelik sırasında kullanılmalıdır. Menopoz sonrası kemik kaybı fazla olan kadınlarda, yaşlılarda, uzun süre ilaç kullanılanlarda özellikle antiasitler, antibiyotikler, laksatifler ve diüretikler, besin alınımını engellenen alerjik hastalığı olanlarda ya da nütrisyon tedavisi alanlarda ya da diyetisyen tedavisi görenler doktora sorularak yapılmaktadır. Mutlaka bunlar doktora sorularak alınmaktadır.
Ayrıca ilaçlar arasındaki besin etkileşimleri görülmektedir. Mesela oral kontraseptif kullanımı, B6, B12 vitaminleri, çinko ve folik asit gibi mineral ve vitaminlere olan ihtiyacı arttırmaktadır. E vitamini ile varfarin ya da aspirin arasındaki etkileşim antitrombotik etki nedeniyle kanama riskini arttırmakta. Vitamin, varfarin ve antikoagülanların kullananların K vitamini alması ters etkiyle pıhtılaşmaya neden olmaktadır. Ayrıca K vitamini hayvansal ve bitkisel besinlerin çoğunda zaten bol miktarda bulunmaktadır. Kortikosteroidlerin kullanımında ise D vitamini ve kalsiyuma gereksinimini arttırmaktadır. Yani bunlar kullanıldığı sırada D vitamini ve kalsiyum alınabilmektedir. Ya da bunlar laboratuvar değerleri kontrol edilerek hastaya uzun süreli kullanım, bu ilaçların kullanımında o şekilde bu besin destekleri tavsiye edilmektedir. Çinko ve penisilinleri kullanımında ise çinkonun emilimini azaltmaktadır. Ayrıca hipertansiyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçların potasyum depolanmasının neden olacağı gibi diüretik de potasyum gereksinimini arttıracağı belirtilmektedir. Şimdi bunları kullanırken nelere dikkat ederiz? Mutlaka doktorunuza soracağız. Günlük beslenme durumumuzu mutlaka değerlendireceğiz. Yani laboratuvar değerlerimize bakarak, doktora sorarak, nelerimizin eksik olduğunu bularak ona göre alınacağız. Hiçbir supleman besinlerin içinde bulunan sağlık için gerekli besin öğeleri içermez. Herhangi bir ilaç alıyorsanız mutlaka doktorunuza danışmadan vitamin, mineral suplemanı kullanmayın. İlacın etkisini azaltabilir ya da arttırabilir. Supleman kullanacaksınız. Tek bir vitamin yerine multivitamin desteklerini tercih edin. Süplemanları önerilen dozlarda alın. Öncelikli olarak yeterli ve dengeli beslenmeye dikkat edin lütfen. Ve beni dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler Meltem. Biraz rica ederim. Biraz uzun oldu galiba. Özür diliyorum sizden. Kapatıyorum. Okay. Evet, ben Metin Bey'in bir katkı, soruları sonra alacağız ama Metin Bey'in sanırım pediatri uzmanı Metin arkadaşımızın bir katkısı olabileceğini söyledi. Çok sevinirim. Beni duyabiliyor musunuz? Sanıyorum duyuluyor olması lazım sesimin. Evet. Çok teşekkür ederim Meltem Hanım. Vitamin ve minerallerin çok küçük miktarlarda bile hayatımızda ne kadar önemli olduğunu, normalde vücutta sentezlenmediklerini ve dışarıdan alınmalarının zorunlu olduğunu çok net bir şekilde açıkladınız. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, ellerinize sağlık. Ben küçük bir iki katkı yapmak istiyorum. Teşekkürler. Son slide'da aslında söylediniz. Bu vitamin ve mineraller piyasada nasıl bulunuyor? Bir, tekli preparatlar şeklinde bulunabiliyor. Örneğin D vitamini preparatları, A, E, K ya da mineral olarak demir. Bunların hiçbirini eğer doktorunuz önermediyse almamak lazım kendi başınıza. Çünkü bunlar sizin de söylediğiniz gibi vücutta birikip toksite yapabiliyor. Bir de bu multivitamin mineral preparatları var. İşte bu CVS'lerde, Walgreens'lerde, süpermarketlerde, raflarda gördüğümüz preparatlar bunlar. Sizin de söylediğiniz gibi bunların içindekiler çok yüksek dozlarda değil. Toksite yapmalarını beklemiyoruz bunları. Dolayısıyla bunları zaman zaman kendi başınıza alabilirsiniz belki. Ama burada dikkat edilmesi gereken hassas konu şurası. Aileler bazen aynı anda birden fazla preparat kullanıyor. Yani çocuğum iştahsız diye bir çinko preparatı aldığını sanıyor. Vitamin takviyesi yapacağım diye bir multivitamin alıyor. Bağışıklığını artıracağım diye de bir başka preparat alıyor. Halbuki bakıyorsunuz üçünün de içinde aynı miktarda A, D, E, K demir var. Bu bir overlap yapabiliyor ve o zaman toksite gündeme gelebiliyor. Buna dikkat etmek lazım. İlaç etkileşimleri siz çok güzel söylediniz. Ağzınıza sağlık. Şimdi önemli olan soru şu. Sağlıklı bir çocukta multivitamin mineral takviyesi vermeli miyiz sorusu. Çocuğum sağlıklı büyümüş. Dünya Sağlık Örgütü ve Amerikan Çocuk Hastalıkları Akademisi diyor ki eğer çocuğunuz sağlıklı büyümüşse, dengeli ve çeşitli beslenebiliyorsa,
ve yeterli güneş ışığı alıyorsa bu çocuğa multivitamin, mineral vermek doğru değil diyor. Böyle olunca aileler kendi çocuklarına bakmalı. Çocuk tek yönlü mü besleniyor? Eğer çocuğunuz sadece makarna, köfteyle besleniyorsa o zaman bir multivitamin, mineral ekleyebilirsiniz yanına. Ya da çocuğunuzun kilosu düşükse, okul başarısı düşükse bunları ekleyebilirsiniz. Kilosu düşük derken kilosu iyi olması, obez olması, vitamin, mineral eksikliği olmadığı anlamına gelmiyor yapılan çalışmalarda. Zaten obezite varsa doktora gitmek için kendi başına bir sebep, kendi başına bir faktör obezite olması. Dolayısıyla benim nacizane önerim eğer kendi başlarına tek bir multivitamin mineral preparatı kullanmak istiyorlarsa özellikle Michigan gibi güneşi az gören yerlerde almalarında çok büyük bir sakınca olmayabilir. Ama tekli preparatları doktorları yazmadığı sürece kullanmamalılar. Sizin söylediğiniz gibi biz K vitaminini doğumda mutlaka yapıyoruz. D vitamininde en az 400 ünite doğumdan puberteye kadar kullanmak gerekiyor. Çok teşekkür ederim söz verdiğiniz için ve emekleriniz için. Son bir söz daha ilave edebilir miyim? Ben bir eczacı olarak, sizin en yakın sağlık danışmanınızdır. Lütfen ilaçlarınızı eczaneden alın, vitaminlerinizi, besin takviyelerinizi eczaneden alın. Süpermarketlerden almayın lütfen ya da internetten diyorum ve teşekkür ediyorum. Bu arada katkılarınız için teşekkür ederim Metin Bey. Ben teşekkür ederim. %100 hemfikiriz. Metin Bey teşekkürler. Meltemciğim, o Amerika'da biraz zor vallahi eczanede. Ya işte onu düşünerek bir şey diyemedim ama ben Avrupa ve İspanya'da işte Fransa ve buraları burada biz eczacıların değeri daha fazla ve biliyorsunuz eczane sistemi daha farklı ve özellikle eczaneden alınmayı teşvik ediyoruz biz. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Tekrar teşekkürler Meltemciğim. Ben de konuyla ilintili olarak bana aslında gelen sorulardan dolayı böyle bir ekleme yapmak istedim Meltem'in sunumuna. Çünkü neredeyse bir sene olacak işte Aralık ayından beri dünya COVID dediğimiz salgınla, pandemiyle boğuşuyor. Ve bilinmeyen birçok şey vardı COVID ile ilgili. Zaman içinde birçok şey öğrenildi ve neler etki ediyor, nelerle destek, bağışıklık sistemimizi destekleriz de bu hastalıkla başa çıkarız diye birçok şey geliştirildi. Ben biraz bunu özetlemek istedim bu bölümde. Aslında beni tanımayanlar için biraz kendimden bahsedeyim kısaca. Ben Türkiye'den eğitimimi almış birisiyim. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. Sonrasında mecburi hizmet yaptım bir süre Konya'da, bir yıl boyunca. Daha sonra da temel bilimlere yöneldim ve cerrahpaşa fizyolojide uzmanlık / doktora eğitimi aldım ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştım Amerika'ya gelene kadar. Sonra da o dönemde de zaten bağışıklık sistemiyle daha çok beynin bağışıklık sistemi üzerindeki etkileriyle uğraşıyordum. Amerika'ya geldikten sonra da işte değişik laboratuvarlarda benzer konularda çalışmalarımı sürdürdüm. Özellikle de beyindeki enfeksiyonlarda doğal bağışıklığın rolü üzerine çalışmalarım oldu. Son yıllarda da kazanılmış bağışıklık modeli üzerinden beyin hastalıklarından birisi olan multiple sklerozun hayvan modelleri ile uğraşıyorum. Şimdi immün mekanizma, benim konuşmam başlığı antiviral immün mekanizmalar. Bunu iki bölümde anlatmaya çalışacağım. İlk bölümde immün sistem nedir, nasıl çalışır, bunu basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. İkinci bölümde de bu sistemi güçlendiren vitaminler, mineraller nelerdir, nasıl çalışırlar, bunlara değineceğim. Bir kısmını Meltem şey yaptı ama ben biraz daha detaya girip hücresel düzeydeki etkilerinden bahsedeceğim. Evet. Şimdi bağışıklık sistemi veya immün sistem bir canlıdaki hastalıklara karşı savunma mekanizmasını oluşturan, patojenleri ve tümör hücrelerini tanıyıp onları yok eden, vücudu yabancı ve zararlı maddelerden koruyan karmaşık bir sistemdir.
Peki bu sistem nerede? Vücutta nerelerde? Burada iki bölümde gruplayabiliyoruz nerelerde olduğu. Primer immün organlar dediğimiz organlar var. Bir de sekonder organlar. Primer organlar kemik iliği ve timus dediğimiz organ. Timus genelde pek bilinmez ama ve şeyde trakeada, trakeanın ön yüzünde daha bronşlara ayrılmadan o bölgede bulunan bir beze şeklinde organdır. Yaşla birlikte küçülmeye başlar. Bu ikisi dışında da işte ağız bölgesinde tonsiller, adenoid yapı, vücudun bir sürü yerinde bulunan lenf düğümleri, bezeler, dalak, apandis ve bağırsak dokusunda bulunan bir takım hücreler sekonder immün organlar dediğimiz immün sistemin ikincil bölümünü oluşturur. Şimdi kemik iliği, bu immün sistemin hücreleri büyük oranda kemik iliğinde yapılır ve kana geçer. Şimdi bu slide'ı neden koydum? Eğer parmağımızdan bir damla kan alıp slide'a yaydığımızda ve hücre yüzeyini çekirdeği boyayan bir takım boyalarla boyadığımızda göreceğimiz hücrelerin çoğu immün sistem hücreleridir. En fazla ne görürüz? İşte kırmızı kan hücreleri görürüz. Daha sonra lökositlerden bir grup görürüz. Bu lökositler de ikiye ayrılmakta. Hücre içinde granülleri olanlar ve granülsüz olanlar diye. Granüllü olanlar nötrofiller, özinofiller, bazofiller, granülsüz olanlar lenfosit ve monosit diye adlandırılır. Bir de gene bu kanımızda böyle toplu iğne başı gibi diğer hücreler arasında görülen trombositler ya da platelet'ler bulunmaktadır. Dediğim gibi bu hücreler büyük oranda kemik iliğinde oluşur. Kemik iliği kök hücre potansiyeli olan bir organdır. Yani gerekli şartlarda ya da ihtiyaç durumunda bu kök hücreler farklılaşarak bu immün sistemde rolü olan hücrelere dönüşürler. Burada da iki ana gruba ayrılıyorlar başlangıçta. Bir grubu miyeloid kök hücreleri yöneliyor. Diğer grupta limfoid hücreler yönüne yöneliyor. Miyeloid grupta işte demin bahsettiğimiz eritrositler yani kırmızı kan hücreleri var, trombositler var ve granüllü lökositler var. Bir de monositler var. Bu hücreler kemik iliğinde olgunlaşırlar ve kemik iliğinden kana geçerler. Ömürleri de özellikle lökositler için ömürleri de 2-12 gün arasında değişir değişik tiplerin ömrü ortalama olarak. Bu nedenle kemik iliği devamlı olarak bir üretim yapma halindedir. Yani normal şartlarda bile yani bir hastalık falan olmadığı zaman. Tabii hastalık olduğunda bu hücrelerin kullanımı arttığı için kemik iliği üretimi de artmaktadır. Diğer kolda lenfoid hücreleri oluşturan kök hücrelerinde de küçük lenfositler ve doğal öldürücü hücreler ya da natural killer hücreleri dediğimiz hücreler oluşur. Bu lenfositler kemik iliğinde olgunlaşmadan direkt kana geçer ve timusa giderler. Timus bir yerde bunların okulu gibidir, üniversitesi gibidir. Yani orada eğitilirler. Ne yönde eğitilirler? İşte vücudun kendi hücrelerini tanırlar ya da kendi hücrelerine karşı duyarsızlaştırılırlar ki daha sonra dolaşıma çıktıklarında kendi hücrelerine saldırmasınlar diye. Orada da işte ana hatlarıyla T lenfosit, B lenfosit dediğimiz hücreler farklılaşırlar. Bu B lenfositleri gerektiğinde antikor üreten plazma hücrelerine dönüşür. Tabii kemik iliğinde bunlar olurken bu hücrelerin patojenle ben bu arada bir slide atladım. Evet. Patojenle karşılaştıklarında verdikleri cevap farklıdır.
Doğal, bazı hücreler doğal immünite dediğimiz, yani direkt kendileri patojenle savaşmaya başlarlar, onu yok etmeye çalışırlar. Ki bunların en önemlileri dendritik hücrelerdir. Granülositler bunlar arasındadır. Gene doğal öldürücü hücreler bulunmaktadır. Kazanılmış immünite ya da adaptif immünitede ise T ve B hücreleri bulunmaktadır. Bunlar B hücreleri dediğim gibi antikor üreterek, T hücreleri de sitokinler salgılayarak bunlara sunulan patojenleri yok etmeye çalışırlar. Şimdi immün sistem bu şekilde gelişirken buna ihtiyaç duymayacağımız bazı koruma mekanizmaları var vücutta öncesinde. Bunların en önemlisi de derimiz. Derimiz bütün vücudu kaplayan deri bu patojenlerin vücuda girmesini engelleyen önemli bir bariyerdir en başta. Deride bir kesik olduğu zaman oradan girebiliyor tabii. O nedenle deri bütünlüğü önemli. Bir diğeri tükürük bezi ve gözyaşı. Bu tükürük bezi ve gözyaşında bulunan antibakteriyel enzimlerde yine o bölgelerde oluşan ilk reaksiyonda o patojeni yok etmeye yönelik etki gösterirler. Burun mukozası ve solunum yollarının üst tarafında bulunan mukus tabaka, gene siliyer hücreler o bölgelerdeki ilk savunma mekanizmasını oluşturur. Eğer yiyeceklerle aldığımız bir patojen varsa midedeki asiditenin yüksek olması, yani pH'nin düşük olması onların yok edilmesini sağlayabilir büyük oranda. Gene bakteri florası da kötü bakterilerin yok edilmesinde etkin olur. Böylece ilk savunma sistemleriyle vücut korunmuş olur. Peki vücuda bir patojen girdiğinde ne oluyor? Bu karikatürize edilmiş şekliyle işte doğal immünitede rol alan hücreler, diyelim nötrofiller, bir takım sinyallerle, ki bunlar kemokinler olabilir, o bölgede salınan maddeler olabilir, o bölgeye doğru giderler. Buna migrasyon ya da kemotaksis diyoruz. Patojeni tanıdığı zaman onun yüzeyindeki moleküller aracılığıyla tabii bunu tanıyor hücre ve ona bağlanıyor ve yutmaya başlıyor. Endositoz dediğimiz bu yutma olayı daha sonra bu patojenin hücre içindeki mekanizmalarla parçalanmasıyla yok edilmeye çalışılıyor. Buna genel olarak fagositoz diyoruz. Kazanılmış immünitede biraz daha farklı ve hücre direkt hemen o patojeni öldürmüyor. Bazı hücreler var, özellikle antijen sunan hücreler dediğimiz, ki dendritik hücreler bunların en başında geliyor. Bu patojeni aldığı zaman bu patojenin bir proteinini yüzeyinde, hücre yüzeyinde sunmaya başlıyor. Onu, o proteini tanıyan bu kazanılmış immünitede rolü olan T hücreleri aktif hale geliyorlar. Yani yabancı bir şey olduğunu algılıyorlar. Aktif hale geliyorlar ve sitokin dediğimiz kimyasal küçük molekülleri salgılıyorlar. Bu sitokinlerin bir kısmı diğer farklı türdeki T hücrelerini, sitotoksik T hücrelerini aktif hale getirip o enfekte olmuş hücreye bağlanıp yok edilmesini sağlarken, bir kısmı da plazma hücrelerini aktifleştiriyor ve onların bu proteine karşı antikor üretmesini sağlıyor. Böylece bu antikor, üretilen antikorlar o dolaşımda olan patojene bağlanıyor ve gene doğal öldürücü hücreler sayesinde ya da özellikle de makrofajlar falan sayesinde yok edilmesini sağlamış oluyor. Şimdi kısaca immün sistemi böyle özetledikten sonra burada immün sistemin bir önemli noktasını daha belirtmek istiyorum. Burada denge çok önemli. Ya yani her şeyde olduğu gibi tabii ki denge durumu ya da balans çok önemli. Eğer bu patojenlerin ortadan kaldırılması sırasında aşırı bir reaksiyon varsa, yani pro-inflammatory
proenflamasyona yol açan maddeler çok artmışsa bunlar normal dokuya da, kişinin normal dokusuna da zarar verebiliyor. İmmün sistemde denge çok önemlidir çünkü bu reaksiyonlar sırasında proenflamasyon maddeleri yanında antienflamasyon cevap da oluşmakta. Yani bazı sitokinler de baskılayıcı rol oynamakta. Ama bu baskılayıcı maddelerin çokluğu ise patojenin daha uzun süre yaşamasına yol açmakta. Yani bu ikisinin bir şekilde dengede olması gerekiyor. Gene bu dengenin önemine vurgulamak için şunu da söyleyebiliriz. Eğer immün cevap yetersizse enfeksiyonlar ortaya çıkıyor. Kanser gene bu tür mekanizmalarla, yani immün cevabın yetersiz kaldığı durumlarda ortaya çıkabiliyor. Ya da eğer aşırı immün cevap varsa işte alerjik reaksiyonlar, otoimmün hastalıklar görülebiliyor. Gene buradaki alerjik ya da otoimmün hastalıkların oluşumunda T hücre alt tiplerinin rolü vurgulanmış burada. İşte bazı T hücreleri, T helper 1, T helper 2 dediğimiz hücreler bu dengenin oluşmasında rol oynuyorlar. Birisinin T helper fazla olması otoimmün hastalığı yaratırken, diğerinin fazla olması alerjik reaksiyonların ortaya çıkmasına yol açabiliyor. Yani şunu vurgulamak istiyorum. Dengeleme olayı çok önemli. Şimdi immün sistemi etkileyen ya da antiviral etkileri olan vitaminler, mineraller nedir? Şöyle bir liste yaptım. Tabii bunlar en önemlileri ya da işte yayınlarla bunların etkinliği gösterilmiş vitamin ve mineraller. Bunun en başta tabii vitamin C geliyor. Zaten yıllardır biliyoruz değil mi? Hastalandığımız zaman aman portakal yiyin, limon yiyin gibi öneriler herkes tarafından söylenir. Vitamin D, vitamin A bunlar içinde de önemli. Ve minerallerden de çinko, magnezyum, bakır, selenyum ve omega 3'ü sıralayabiliriz. Tabii tam liste değil bu. Yani şöyle tam liste değil derken diğerleri de etkisiz demek istemiyorum. Örneğin demirin de etkisi var, B vitaminlerinin de etkisi var ama hücresel düzeyde ve etki mekanizmaları gösterilmiş vitamin ve mineraller bunlar. Şimdi bunları kısaca açıklamaya çalışacağım. Vitamin C, Meltem'in de dediği gibi çok önemli bir vitamin. Enzim kofaktör fonksiyonu var. Yani ne demek bu? Hücrenin birçok işlevinde rolü var. DNA sentezinden, protein yapısındaki değişikliklerden, mitokondride enerji üretiminden, işte hormon yapımı ya da beyinde sinyal iletimini sağlayan nörotransmitter sentezinden ve metabolik regülasyondan sorumlu olan etkileri mevcut. İmmünitede özellikle nötrofiller, monositler, T ve B hücreleri üzerinde de etkisi olduğu gösterilmiş. Ne yapıyor? Vitamin C yeterli düzeyde ise işte nötrofillerin migrasyonunu, kemotaksisini artırıyor. Yani patojenin olduğu bölgeye gitmelerini artırmış oluyor. Onların gene oksidan üretimini sağlıyor. Yani nötrofiller patojenleri yok etmek için kendi oksidan mekanizmalarını kullanırlar. Vitamin C bunu artırmada rol oynayabiliyor. Makrofajların gene aktivasyonunu artırıyor, fagositik aktivitelerini, yani patojeni içine alıp yutup yok etmeye yönelik aktivitelerini artırıyor ve vücuttan atılımlarının da rol oynuyor. Gene doğal öldürücü hücrelerin oluşumunda, çoğalmasında rolleri var. Sitotoksik aktivitelerinde ve antitümöral aktivitelerinde vitamin C'nin rolü var.
Son yıllarda kanserli vakalarda çok yüksek dozda vitamin C kullanımı bayağı geçerlik görmekte. Gene doğal immünite hücrelerinden T ve B hücrelerinin çoğalmasını, B hücrelerinin antikor oluşturmasını artırmada rolleri var. Bu şekilde C vitaminini özetleyebiliriz. Tabii bu yani normal dozlar her zaman için belki almamıza gerek yok ama hastalığı almaya başladığımızda, hastalığın olduğu durumlarda yüksek dozlarda almak çok faydalı olacaktır. C vitaminin Meltem de gene bahsetti. Çok etkin bir antioksidan. Fonksiyonu var. Hücrede oluşmuş reaktif oksijen spesislerini nötralize eder. Oksidatif stresi azaltır. Yani enfeksiyon ya da bir enflamasyon durumunda artmış oksidatif stresi azaltarak da vücudun iyileşmesine katkıda bulunur. Genel durumda da yaşlılıkla ya da nörodejeneratif hastalıklarla baş etmede de bu özelliği sayesinde etkindir. Kimyasal olarak işte yapısından hidrojen iyonu vererek bu antioksidan etkisini gösterir. Vitamin D çok konuşuluyor. Vitamin D nasıl etkili? Bağışıklık sistemini güçlendirmede ya da dengelemede diyebiliriz. Bu bağışıklık sisteminde rol olan hücrelere bağlanıp onların patojeni öldürmede kullandıkları bazı genlerin yapımını artırmada rol oynuyor vitamin D. Burada da aslında hep böyle immün sistemi artırıcı etkisi değil, biraz baskılayıcı etkisi var. Tabii bu da iyi de olabiliyor bazı durumlarda. Eğer aşırı bir reaksiyon varsa vitamin D bunu biraz kontrol etmeye yönelik aktivite yaratmış oluyor. Bunun mekanizmasını şu şekilde göstermişler. Özellikle dendritik hücrelerde ve makrofajlarda vitamin D reseptörleri bulunmakta ve bu vitamin D'yi 25 hidroksi D'den 1,25 hidroksi D'ye yani D2 formuna çeviren enzim bulunduğu gösterilmekte. Yani hücreler vitamin D'yi aktif olarak kendileri metabolize edip kullanabiliyorlar ve bunların işte gen yapısında etkileri oluyor vitamin D'nin. Ama dediğim gibi aslında T hücrelerinin, B hücrelerinin özel farklılaşmasını ve çoğalmasını baskılaya ya da azaltabiliyor bu etki. Ama makrofajlardaki öldürücü etkiyi artırıyor. Böyle bir denge sorunu var. Bir de K vitamini ile alınması son yıllarda önerilen ve bu yönde çok preparat var. D vitamini, K vitamini birleşimi şeklinde. Tabii ki K vitamini, D vitamini etkilerini artırıyor. Özellikle kalsiyum metabolizmasında rolü olan proteinlerin aktivasyonunu sağlayarak yani indirekt olarak D vitamini etkisini artırıyor ama COVID'de ne kadar sağlıklı ikisini birlikte kullanmak tam bilemiyorum. Çünkü K vitamini pıhtılaşmada önemli rol oynayan bir vitamin. Ve COVID'de de mikroklotlar denilen patoloji ortaya çıkıyor. O nedenle K vitaminiyle birleşik olanların alınması bana sanki sakıncalıymış gibi geliyor. Yani tabii hastaysanız, COVID hastasınız. Evet, vitamin A ya da retinol özellikle mukoza dokusundaki bağışıklıkta önemli rol oynuyor. Bağırsak dokusunda bulunan dendritik hücreler retinolü etkin form olan retinoik asite çeviriyorlar. Ve retinoik asitte bağırsaktaki T hücreleri ve immünoglobulin A üreten hücreler için gerekli. Düzenleyici T hücreleri ve yardımcı T hücrelerinin 17 diye bir tipi var. Bu T hücrelerinin farklılaşmasını düzenlediği gösterilmiş. Bağırsaktaki immün toleransın oluşmasında da rol oynuyor deniyor vitamin A.
Bu grafik bunu özetler düzeyde. İşte dendritik hücreler vitamin A'yı retinoik aside çeviriyorlar. Regülasyonda rolü alan T hücrelerin artmasına ve immünoglobulin A salgılayan plazma hücrelerinin farklılaşmasına etkisi var vitamin A'nin ve bir takım sitokinler salgılıyor. Ama bu daha çok tolerans, yani bağırsak sisteminde hani aşırı reaksiyon vermeyi engelleyici bir etki vitamin A'nin etkisi. Buradan minerallere geçmek istiyorum. Magnezyum çok adı geçmiyor aslında COVID'de ama önemli bir element. Hücre içinde bol miktarda bulunuyor. Birçok fonksiyonu var. Hücre içinde proteinlere, enzimlere, fosfolipitlere, DNA'ya ve ATP gibi enerji moleküllerine bağlı bulunuyor. Metabolik enzimleri aktifleştiriyor. Şimdi magnezyumun işte yapılan çalışmalarda T hücresi reseptördeki sinyal iletimini artırıcı etkisi var ve bu da bazı bakteriyel ve viral enfeksiyonlarda önemli bir fonksiyona yol açıyor. Bir takım sitokinlerin üretimini artırıyor. Bunların en önemlisi interleukin 2. Bu da interleukin 2 de T hücrelerin yaşaması ve aktifleşmesi için gereken bir sitokin. Bunun üretimini artırarak katkıda bulunuyor. Ve antiviral özellik olarak NK hücrelerinin direkt virüsü öldürmesini artırdığı, yani magnezyum NK hücrelerinin direkt virüse saldırarak yok etmesi gibi fonksiyonunda etkin olduğu gösterilmiş. Magnezyum taşıyıcı proteininin, daha doğrusu hücreden geçişini sağlayan proteinin azlığının lenfopeniye yol açtı. Yani düşük sayıda lenfositlere yol açtığı ve özellikle AIDS hastalarında bunun önemli olduğu gösterilmiş. Yani bu anlamda magnezyumun da antiviral etkisi var. Evet, çinko COVID'le birlikte çoğu kişinin gündemine girdi. Hatta raflarda aylarca çinko kutuları bulunamadı, çinko hapları bulunamadı. İnsan neden çinko? Çünkü çinko insan vücudunda demirden sonra en çok bulunan eser element. Proteinlerin yapısı ve fonksiyonu için önemli bir bileşen. Daha önemlisi gen oluşumunda rolü olan 750 civarında kodlama faktörünün yapısında bulunuyor. Yaklaşık 2000 enzimin yapısında bulunuyor. Bu nedenle büyüme ve gelişme ile ilgili işlemlerde DNA sentezi ve RNA kodlaması işlemlerinde çok önemli rolleri bulunuyor çinkonun. Antiviral etkileri bayağı çalışıldı çinkonun ve bir sürü aşamasında bu virüsü inaktive ettiği gösterilmiş. Özellikle burada 1, 2, 3, 4 aşamalar hangi aşamalar olduğunu göstermekte. Yani eğer bir zarflı virüsle karşı karşıyaysak, bu zarflı virüsü bir şekilde biraz inaktive ediyor. Hücre içine girmesini engelleyebiliyor. Hücre içinde de bu zarfından kurtulup kodun hücre içine çıkmasını engelliyor. Ya da bu kod hücre sitoplazmadaki kodun transkripsiyonunu baskılayıcı rolü var. Bir diğer etkisi de bu eğer transkripsiyona uğramışsa bu proteinin daha sonraki translasyon aşaması veya daha sonraki işlemlerinde bloklayıcı etkisi olduğu gösterilmiş. Buradan biraz selenyumdan bahsetmek istiyorum. Selenyum da son yıllarda popülarite kazanan bir mineral alınması öneriliyor. İnsanda 25 civarında protein, bunlara selenoprotein deniyor, bunun yapısında bulunuyor. Bu proteinlerin çoğu antioksidan fonksiyona sahip.
Özellikle beyin, endokrin organlar ve testis için önemli. Ama azlığı durumunda bile bu organlardaki düzeylerinin korunduğu görülmüş. Yani ilginç bir şekilde beyin, endokrin organlar ve testiste selenyum özel bir şekilde saklanıyor. Selenyum eksikliği çok nadir deniyor. Özellikle Amerika ve Kanada'da. Ama Rusya, Çin, Yeni Zelanda ve Avrupa'nın bazı ülkelerinde görülebiliyormuş. Toprakta, toprak yapısıyla ve buradan besinlere geçmesiyle ilgili, dediğim gibi Amerika ve Kuzey Kanada'da çok nadir deniyor. Bu işte optimal düzeyleri 60-120-175 nanogram milimetre olduğu söyleniyor. Optimal düzeyleri T hücre çoğalmasını, doğal öldürücü hücre aktivitesini ve doğal immünite yanıtını artırıyor. Güçlü aşı cevabı oluşumunu sağlıyor. Bu herhalde önümüzdeki aşamalarda gerekli olacağı gibi bir imaj yaratmakta, fikir vermekte. Akciğer ve bağırsak gibi dokularda aşırı enflamasyon oluşumunu engelliyor. Azlığı immün yanıtlarda azalmaya yol açıyor. Kronik hastalıklarda ve yaşlılıkta da miktarının azaldığı gösterilmiş. O nedenle ilerleyen yaşlarda günlük alıma eklenebilir diye önerilebiliyor selenyum. Dediğim gibi selenoproteinler şeklinde bulunuyor. Ben, kusura bakma. Nasılsın, iyi misin? Evet. Meltemini dedim. Selenoproteinler şeklinde hücrede bulunuyor dedim. Bu selenoproteinlerin bir kısmının bu virüsün virüsü yok eden proteinleri bloke ettiği gösterilmiş. O nedenle antiviral etkileri var. Aynı zamanda hücre içindeki oksidatif stresi de baskılayarak hücrenin korunmasına yönelik de bir koruyucu etki oluşturduğu söylenmekte selenyum için. Bir de omega 3'ten bahsetmek istiyorum kısaca. Omega 3 hücre yapısı, hücre zarı yapısında bulunur ve hücre zarının akışkanlığı ve hücre zarındaki lipid sallarının oluşumunu etkiler. Aşırı akut enflamatuar cevap oluşumunu engellerken sonrasında da enflamasyonun etkilerinin azalmasına yardımcı olur. Böylece hücreye gelecek olan zararı azaltmış olur deniyor. Gene bunun da hassas bir dengesi var. Omega 3 indeksinin işte %8 ile 12 arasında olması gerektiği söyleniyor. Azlığının olumsuz etkileri varken fazlalığının da olumsuz etkileri gösterilmiş. Fazlalığı hücre membran akışkanlığını artırıyor. Bazı patojenlere karşı duyarlılığı artırıyor. Yani o enfeksiyonların olmasının artmasına yol açabiliyor. Makrofaj fonksiyonlarını azaltıyor gibi. Yani çok fazla detaya girmek istemiyorum ama burada vurgulamak istediğim düzeylerinin belli bir aralıkta tutulması. Azlığı bazı davranışsal bozukluklara, işte beyinde glutvan sunumunun azalmasına yol açmasına rağmen fazlalığı da immün sistem üzerinde çok olumlu olmayabiliyor. Son olarak da bu B vitamini kompleksiyle ilgili rastladığım bir yayından bahsetmek istiyorum. Bu biraz spekülatif geldi bana. B vitaminlerinin diğer etkilerine dayanarak böyle bir antiviral etkisi de olabileceği gösterilmiş ama direkt olarak virüsle çalışılmış bir veriye rastlamadım. Yani Meltem'in de bahsettiği gibi B6 vitamini, B12 vitamini, folik asit, bunlar kemik iliğinde hücre yapısını, hücrelerin çoğalmasını etkileyen vitaminler. Bu etkileriyle immün sisteme katkıları var. Ama işte virüsün bağlanması ya da stokin stormu üzerine etkileri, ki gene
başka çalışmalar, yani bu indirek çalışmalarla bu şekilde özetlenmiş. Ben dediğim gibi bunları bu şekilde özetlemek ve sunmak istedim. Ama bunlar diğer hani demirin ya da başka vitaminlerin de etkisi olmadığı anlamına gelmiyor. Bunlar sadece en etkili olduğu gösterilmiş yayınlarla sunulmuş vitamin ve mineraller. Evet, ben burada bitirmek istiyorum. Covid hala bize nanik yapıyor ve pencerenin arkasına saklanmış durumdayız hala, neredeyse bir yıl sonunda. Maske, hijyen ve mesafe hala en güvenli korunma ve önleme mekanizmamız. Buna bir de destek olarak vitamin ve proteinleri ya da işte bir beslenme maddelerini ekleyebiliriz sanırım. Ben hepinize sağlıklı günlerde görüşmek üzere diyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi sorular varsa cevaplamaya çalışacağım. Bir soru. Herkese unmute edeyim ben. Ben sorabilir miyim bir şey? Tabii ki. O zaman yani en önemlisi o zaman selenyum mu olmuş oluyor bu anlattıklarınızdan? Çünkü birçok etkisi olduğu için. Ben vitamin C ve çinko diyorum. Neden peki öyle bir şey diyorsunuz? Çünkü çinko şey dediniz ama çok fazla alınmaması da lazım. Yani çok fazla zaten yan etkileriyle ilgili bilmiyorum Meltem ne diyecek ama günlük alımın önemli koruyucu etkisi var vücudun bağışıklık sistemini geliştirmede. Selenyumun çok selenyum eksikliği aslında çok nadir olan bir şey. O yüzden hani ben çok bilmiyorum almak şartmış gibi gelmiyor ama yani Meltem almıyor. Selenyum illa alınır değil. Zaten multivitaminlerde Metin hocamızın da söylediği gibi bütün değerler, mineraller, vitaminler var. Hatta omega 3'ü bile koyuyorlar. Başka değer şeyleri de koyuyorlar. Amino asitleri de koyuyorlar. Oradan alıyorsanız alıyorsunuz. Ama laboratuvar testlerinde eksiklik görüyorsanız hani o zaman ayrıca doktorun önerisiyle alınabilir. Ama hani ben açıkçası hani bilemedim. Anladım. Teşekkürler. Rica ederim. Başka yani soru? Bir soru daha var benim. Orada bir tane bir şey vardı. Yapılmış olan. Yani bir şey normalse tamam çok iyi. En iyisi normal olması lazım. Eğer değilse kanser oluyor. Ama çok fazla ise, immün sistemi çok güçlü ise o zaman da alerjiler ve alerjiler ve evet alerjik ve otoimmün hastalıklar. Otoimmün hastalıkları. Yani o zaman bu demek mi ki biz o zaman kanseri kendimiz mi yaratıyoruz o zaman? Ya da ne bileyim ben bir otoimmün hastalığını kendimiz mi yaratıyoruz? Vücut tabii kendisi yaratıyor. Yani tabii genetik ve çevresel faktörlerin tetikleyici rolü var. Ve stresin ama, her şeyden önce. Stresin de çok etkisi var kanserin işte, oluşumunda. Evet. Yani kendimiz bir anlamda. Sonuçta kanserde hücrelerin kontrolsüz çoğalması ve bağışıklık sisteminin bu hücreleri tam olarak tanıyamayıp yok edememesi durumu var. Bir katkı yapabilir miyim Nilüfer? Tabii. Hülya Hanım'ın söylediği slide senin ilk başta koyduğun pro-inflamatuar ve anti-inflamatuar sitokinlerin dengesi vardı ya.
Sanırım onu kastediyor. Evet, o balans. Bunun en tipik örneği ne biliyor musunuz Hülya Hanım? Bugünlerde COVID'den sonra gelen MIS-C diye bir hastalık var. Multisystem Inflammatory Syndrome COVID diye. İşte COVID'de aslında virüs geçiyor, hastalık bitiyor. Üzerinden 2 hafta kadar zaman geçiyor. Siz tam COVID'i atlattın diye düşünürken sizin kendi vücudunuzun ürettiği bu pro-inflamatuar dediğimiz koruyucu maddeler, koruyucu sitokinler bu hastalığı yapıyor. Dolayısıyla biz 1980'li yıllardan beri dünyada en sık ölüm sebebi olan sepsiste bu vücudun kendi savunma sistemiyle saldırı sistemi arasındaki dengeyi korumaya çalışıyoruz. 1980'li yıllardan beri ve maalesef hiçbir yol alamadık bugüne kadar. Meltem bir soru var. Enasetilsistein mi? Enasetilsisteinin yan etkileri var mı diye. Amino asit alımı... Enasetilsistein NAC diye geçiyor. NAC'ın 3 tane etkisi var. Bunlardan bir tanesi parasetamolin antidotu. Yani çok fazla oranda parasetamol aldığınızda NAC, yani enasetilsistein kullanıyoruz. İkincisi antioksidan etkisi var ki bu çok önemli. Antioksidan etkisinde belli oranlarda enasetilsistein aynı zamanda glutatyonu aktifleştiriyor. Yani vücuttaki serbest radikallerin toparlıyor, önlüyor. O yüzden enasetilsisteinin alınması da zaman zaman öneriliyor diyebiliyorum. Yan etkisi açıkçası çok, yani ben ona çok az girdim. Çünkü enasetilsistein sonuçta mineral ve vitaminlerin içinde değildi. Daha sonra isterseniz detaylı omega 3 ile onu detaylı anlatılabilir. Ya da glutatyonla birlikte. Enasetilsisteini aynı zamanda biliyorsunuz öksürük, çok özür dilerim, tıpımlı öksürük için de karşı da kullanıyoruz. Hani üç etki söyledim. 300 miligramlık sanıyorum şeyle kullanıyoruz. Öksürüğe karşı kullanıyoruz ama 600 miligram kullandığımız özellikle su içerisinde çözülmüş olarak. Bu aynı zamanda glutatyonu uyararak serbest radikalleri önlüyor. Aynı zamanda işte immün sistemi güçlendirmiş oluyor. Yani bu nedenle kullanılıyor ama çok fazla yan etkisi bildiğim kadarıyla yok. Yani zaten çok fazla doz almanın da bir yani evet. Sonuçta evet. Doktorun verdiği doz alıyorsunuz. Hani besinlerle de alınabilir herhalde. Tabii besinlerle sağlıklı de alınabilir. Sağlıklı beslenmeyle. Ama belli bir yaş üstünde şu anda bilmiyorum Amerika'da durum nedir ama Türkiye'de zaman zaman enasetilsisteini şeylere de öneriyorlar. Şimdi yeni bir ya evet belli bir yaşın üstündekilere öneriyorlar. Yani yeni sistemler çıktı Türkiye'de. Ben hani çok ucundan takip ediyorum. Özellikle doktorlar bu fonksiyonel tıp hikayesi çıktığından beri, fonksiyonel medisin çıktığından beri glutatyonu, C vitaminini, işte bir şey daha vardı içinde. Bunların üçünü topluca intravenöz olarak doktorlar kendi muayenehanelerinde yapıyorlar. Siz doktor bey daha iyi bilirsiniz. Ben sadece hani kulak aşinalığı olarak biliyorum. Çok araştırmadım. Ama glutatyonu çok fazla alamadıkları için enasetilsistein alarak glutatyonu aktive edin diye öneriyorlar. Hani ben bu şekilde duydum. Yanlış biliyorsam kusura bakmayın. Benim bildiğim kadarıyla %100 doğru biliyorsunuz. Tamam, teşekkür ederim. Kanıtlanmamış olan bir uygulama. Çok yapılıyor ama moda evet, şu anda. Moda Türkiye'de. Kullanıyorlar. Haklısınız. Maalesef. Bir de magnezyumun hangi çeşidini hangi çeşidinin alınmasını önerirsiniz diye bir soru ben var. Ben orada şu an ben size bir slaydımda saymıştım orada magnezyum oksit, sitrat var, magnezyum glisinat var, magnezyum N-asetil taurinat var. Bunların şeylerini yazdım. Yani bir de bunların multi magnezyum gibi kullanılan bir formu var. Hani ben şu an Türkiye'den aldım. Hani Amerika'daki ilaç şeyi nedir bilemiyorum. Hani ben sadece etken madde. Multi olarak aldıysanız hani hepsinin içinde olan bütün bu saydığım tuzları içinde olan magnezyumu da kullanırsanız her şekilde faydası olacaktır. Ama saydığım gibi
Kimisi işte glisinat, magnezyum glisinat daha çok anksiyete ve uyku bozukluğunda faydası oluyor. Magnezyum N-asetil taurinat ise özellikle migren baş ağrısında daha çok faydası oluyor. Magnezyum sitratta yanılmıyorsam kramplarda, kaslarda daha çok etkisi oluyordu diye söyleyebiliyorum. Magnezyum oksit ise çok fazla emilimi daha az olduğu için daha çok bu üçünün aslında toplu, mesela ben şu anda magnezyumun hepsi bir olan bir formunu kullanıyorum. Ben bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Tabii Mineciğim. Şey, öncelikle çok teşekkür ederim bizim sevgili Nilüfer'imiz ve tabii ki çok sevgili arkadaşım Meltem Hanım. Çok gerçekten mükemmel bir sunumdu. Çok öğreticiydi. Tekrar dönüp dönüp bakacağım hepsini. Tabii hafızamıza tutmak çok güç. Şey, ben bir şey sormak istiyorum. D vitamini özellikle bende azlığı da olduğu için Türkiye'de daha böyle yüksek dozajlı bahsettiğiniz sıvı şeklinde olanlar var. İşte 30 günlük doz gibilerinden. Amerika'da ben onu hiç görmedim. Daha doğrusu benim de en azından doktorum hiç vermedi. Mesela bana günlük 1000 veya 2000 bu ara biraz daha çok ünite almamı tavsiye etti. Acaba o hani bir arada alınanlara karşılık her gün alınan emilim açısından herhangi bir farkı var mı? Yani bir kere de 30 günlük almak yerine her gün almak veya tam tersi. Şimdi şöyle, eğer eksikliğiniz çok fazla ise, yani bu benim tabii Metin Bey'in ya da Nilüfer Hanım'ın belki daha farklı şeyi vardır. Eksiklik eğer yüksek ise ampul formu ya da işte 1000 lira, bunun tableti de var bildiğim kadarıyla. Şey var, sprey formu var, dil altına sprey şeklinde. Bir de damla formu var diyebiliyorum. Yani bilmediğim başka formları vardır belki Amerika'da, bilemedim şimdi. Hani ben gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Meltem, Amerika'da damla formu yok. Yani en azından over counter, yani raflarda yok. Hani doktorlar yazıyor mu tam bilmiyorum. Hangisini kullanıyorsunuz? Ampul formu mu, sprey formu mu, yok, tablet formu mu? Sadece tablet. Tablet formu. Tamam, onun da 1000 gramları var. Sanırım 1000 ünitelik olanları var. Yani dediğin gibi hani eksiklik düzeyi fazlaysa, yani 30'un altındaysa bir depo şeklinde bir yüksek doz almak lazım. Ama idame doz, yani eksiklik çok değilse idame doz uzun vadede en az 4-5 ay alınırsa yeterli olur. 5-6 ay diye şey yapılıyor. İhtiyaç yoksa da enfeksiyon durumları falan ihtiyaçları artırıyor. Onu göz önünde tutmak lazım. Yani günlük almak yeterli mi? Günlük diyelim 2000 ünite. Tabii. Yeterli sanırım, ama çok fazla eksikliğiniz varsa tabii o şeye göre değişiyor. Onun sizin Amerika'daki laboratuvar değerlerini bilemiyorum. Her yerde biraz farklı olabilir. Ya ampul dozuyla böyle mesela o işte 1. 15. 30. Türkiye'de genelde sanıyorum öyle kullanılıyor. Daha sonra idame doz olarak başlıyor. Ama çok azsa eksikliğiniz Nilfer'in dediği gibi idame dozunu mesela bir işte 1000'likse eğer tablet, 2 tane tablet halinde devam edebiliyorsunuz günlük. 5-6 ay gibi bir süre boyunca. Yani o çok... buyurun, buyurun. Türkiye'de 300 bin ünitelik D vitamini ampulleri var. Bunların tek dozunun bile D vitamini zehirlenmesi yapabildiği görüldüğü için artık kullanımını tamamen kaldırdık. Kaldırıldı mı ama şeyde Türkiye'de? Evet, evet. Çünkü en son veriliyordu. Meltem Hanım'ın dediği gibi böyle dört dörtlük belirgin hipokalsemi yapacak, tetani yapacak şekilde, kasılmalar yapacak şekilde hipokalseminiz yoksa günde 1000-2000 ünite uzun süre kullanmak çok daha güvenli. Maksimum 20.000-50.000 ünite içeren preparatlar var. Onları ayda bir defa alıyoruz. Ama o Türkiye'deki 300.000 ünite içeren ampulleri kesinlikle önermiyoruz. Dolayısıyla size doktorunuz 1000 veya 2000 ünite içeren D vitamini önerdiyse doğrusu sanki o gibi gözüküyor. Mükemmel. Çok güzel. Çok teşekkür ederim hepinize. Çok güzel. Çok iyi anladım. Sağ olun Metin Hocacığım. Estağfurullah.
Bir de alfa lipoik asidin yan etkisi var mı diye sormuş. Benim bildiğim alfa lipoik asit antioksidan etkiye sahip. Yan etkisi yani bilmiyorum niye almak gerekiyor onu da tam ya bu bilmiyorum aslında ama. Yani sanmıyorum çok yani çok fazla miktarda kullanmadığınız sürece hiçbir ilacın çok fazla yan etkisi yani bunların çok fazla yetkisi yok. Eğer doktorun önerdiği dozda kullandığınız sürece ve hani kullanımını abartmadığımız sürece. Bu arada bir şey sorabilir miyim Nilüfer? Çok güzel, çok teşekkür ederim. Çok özellikle bu immün sistemleri konusunda çok yardımcı oldun. Bir de sitokin fırtınasından da bahsedebilir miyiz acaba? Ya da ben bir ara içeri girdim çıktım, hani kaçırmış olabilir miyim bilemedim. Yani stokin fırtınası işte iki ucu keskin kılıç gibi bir yandan patojenle savaşmayı tetikleyen bir mekanizma iken bir yandan da kendi hücrelerimize zarar veren bir etkisi var. Ve bu sitokinler hani bir kere salın böyle sitokin stormu oldu. Yani patojen yok oluyor ama onlar dolaşımda bir süre daha bulunabiliyorlar ya da hücre içlerinde. O nedenle o tür yani hücreyi öldürücü hücreyi evet öldürücü etkileri var. Normal hücreyi, enfekte olmuş hücreden bahsetmiyorum. Normal hücreyi. Daha yani özellikle bu şimdi virüslerle savaşmada interferonlar etkilidir. Yani interferon salınımı çok olur. Interferon alfa, beta, interleukin 1 bu tür sitokinler iki ucu keskin kılıç gibidir yani. Tam cevaplayabildim mi bilmiyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Hani o konuyu biraz hani çünkü stokin fırtınasından da şeyde bile çok Evet. bahsedildi. Yani işte burada Sosyal medyada işte insanlar bunu bile artık bilir hale geldiler. Hani birkaç cümleyle de bahsedersek iyi olur diye düşünmüştüm. Teşekkür ederim. İşte bu vitamin D, selenyum, bunların dengeleyici özellikleri aslında hastalık sırasında tercih edilen etkiler. Yani şu an COVID hastalarına vitamin D veriliyor biliyorum. O bir anlamda hani bu dengeyi sağlamaya yönelik diye düşünüyorum. Burada İspanya'da şehri unuttum. Endülüs bölgesindeki bir şehirde neydi ya? Neyse adını unuttum şimdi. Bir çalışma yapıldı. D vitamini ile ilgili bilgi mutlaka biliyorsunuzdur ya da okumuşsunuzdur. Özellikle hastalık sırasında COVID-19 hastalığı sırasında D vitamini sürekli verilen hastalarda ve yoğun bakım hastalarında ölüm oranının düştüğünü hatta yoğun bakıma geçiş oranının düştüğü söyleniyor. Ve bunun için D vitamininde mutlaka tedaviye eklenmesi gerektiği söyleniyor bildiğim kadarıyla. Evet, ekliyorlar yani Türkiye'de de veriyorlar D vitamini ve bence büyük bir etkisi zaten bu işte stokin fırtınasını baskılayıcı yönünden dolayı belki yani immün sistemi agreve edici değil de biraz daha baskılayıcı etkisi. 1990'larda söylenmiş çok güzel bir söz var. Diyor ki bizim vücudumuzun bağışıklık sistemi o kadar güçlü ki bizler adeta bir cephanenin üzerinde oturuyor gibiyiz. Vücudumuz mikroplara karşı savunma yaparken bazen bu cephaneliği patlatıyor ve bize zarar veriyor. Demin de söylemiştim, COVID'de en sık ölüm sebebi sitokin fırtınasından geliyor. Bunu da interleukin 6 ve C-reaktif protein diye iki tane molekülü takip ederek şey yapıyoruz. İnterleukin 6'nın çok yükselmesi durumunda işte bu Trump'a da verdikleri gibi plazmalar falan verip onu baskılamaya çalışıyoruz. Kortizon yapmak, işte vücutta bu sitokinleri Hidrokortizonu ekstra ver. korporal şeyler yapıyoruz vücut dışı. Çok haklısınız. Yani sitokinler 1980'lerden beri üzerinde çalıştığımız ama bir adım yol alamadığımız bir konu maalesef. Bu arada kapatmadan ben bir şey daha ilave etmek istiyorum. Yani kurkumin var bir de. Bu tarz şeyler var işte zerdeçallar falan kurkumin ve bunun dışında başka Türkiye'de özellikle ve Avrupa'da da öyle çok fazla özellikle benim Türkiye'deki eczacı arkadaşlarım özellikle COVID-19'un ilk başladığı zamanlarda bu tip
işte besin takviyelerine çok fazla insanların gittiğini, her şeyi aldıklarını, propolisten tutun işte kurkuminlere kadar söylediler. Şimdi kurkumin de bildiğim kadarıyla sitokin fırtınasını arttırdığı için bunları arkadaşlar her şeyi yani Nilfer'in de bahsettiği gibi işte C vitamini alıyoruz, D vitamini alıyoruz, hadi magnezyum aldık. Tamam ama her şeyi aman bunu da alalım diye almayalım. Sonuçta yemeklerimize zerdeçal katıyor muyuz? Katıyoruz. Hatta biliyorsunuz biraz daha karabiber katın üstüne şeyi artıyor, etkisi artıyor. Yani çok fazla da bu tip besin takviyelerine de çok fazla da dalmayalım. Özellikle doktorlara sormadan diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum tekrar son sözümde. Teşekkürler Meltem. Bir iki soru daha var. Onu da kısaca geçeyim. Bir kolajen ve glukozaminin faydası var mı diye Gökhan sormuş. Glukozamin yani bağışıklık, daha doğrusu virüse karşı hastalığı korumada bir etkisi gösterilmiş mi? Ben açıkçası bilmiyorum. Tabii ki kolajen ve glukozamin vücut için faydalı. Özellikle yaşla birlikte vücuttaki düzeyleri düşüyor. Ama özel olarak yani spesifik olarak antiviral etkileriyle ilgili çok bilmiyorum. Bir de soru şey K vitamini, D vitamini ile K. Şimdi arkadaşlar K vitamini aslında bence almaya gerek yok. Çünkü her yeşil olarak düşündüğünüz her şeyde var K vitamini. Yani avokadoda yüksek düzeyde var, işte ıspanakta var ve ıspanağı pişirince aslında konsantrasyonun arttığı gösterilmiş. Yani aynı miktardaki ıspanağı çiğ yemekle pişmiş yemek pişmişte çok daha artıyor. Yani besinlerle aldığımız et ve yani dengeli beslendiğiniz zaman, et kırmızı ürünleri de yediğiniz zaman bunu ayrıca dışarıdan K vitamini almanız çok gerekli değil bence. Ama ben de katılıyorum sana Nilüfer. Zaten bütün ikimiz de şey yaptığımız bu sunumda özellikle vurguladık. Dengeli beslendiğimiz sürece bu tip besin takviyelerine çok gerek yok. Ama yine Türkiye'de onun için ben özellikle K2'yi de koydum. Çok fazla D vitamini artı K2 çok fazla kullanılmaya başladı. Söylendiği gibi eğer dengeli besleniyorsak zaten bütün bunların, bütün bu vitaminlerin ayrıca alınmasına gerek yok bence. Evet, özellikle K vitamini hani pıhtılaşma üzerinde de rolü var ve yani kendi işte ya hastalığınız olabilir ya da aldığınız başka ilaçlar olur, onlarla etkileşimine yol açabilir. O nedenle dikkatli olmak lazım. Ama K vitamini, D vitamini metabolizmasında rolü var. Ben hani onu yatsımak istemiyorum çünkü özellikle K2. Evet yani proteinlerin aktivasyonunu, kalsiyum metabolizmasında rolü olan proteinlerin aktif hale gelmesine, etkin hale gelmesinde rolü olduğu gösterilmiş K vitamini. Yani kemiğe kalsiyum alımı artabilir filan ama sırf bu nedenle ekstra K vitamini almak çok şart değil. Eğer dengeli besleniyorsanız. Evet ben de herkese çok teşekkür etmek istiyorum yorumlara, sorulara. Meltem sana da orada akşam oldu. Rica ederim. Evet burada şu an saat 9. Peki iyi akşamlar sana. Herkese çok teşekkürler. İyi akşamlar. Çok memnun oldum herkese. İyi akşamlar. Teşekkürler Metin Bey. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi günler. Bay bay.